Sen hakikatte teni olmayana hile ve haset edersen, o hasetten gönül kararır. Allah erlerinin ayakları altına toprak oldu. Bizim gibi sen de hasedin başına toprak attın. Haset genel olarak bir kimseye verilmiş olan nimete, lütfa, o kimseye uygun görmeyip bunda olmasın demek. Birisi zengin olur, ya bu adam mı zengin olacak ya, bunda olmaması lazım. Veya bir ilim vardır, ya bunda mı bu ilim olacak, bunda olmaması lazım. Haset, karşıdaki kimsenin olmasını istemez. Haset. Şimdi gıptayla hasedi karıştırır bizim insanlarımız. Karşıdaki bir kimsenin olmasını istemeyen bir kimse haset etmiş olur. Ama ya bu ne kadar iyi, ne kadar güzel. Keşke ben de böyle olmalı olsam dese, demesi gıptadır. Kıskançlık ise bundan daha farklı bir şeydir. Bunların üçü de ince perdelerle birbirinden ayrılır. Ama konu haset. O yüzden hasette bir lütfun, bir ikramın, bir ihsanın karşıdaki kimsede yok olmasını ister bunlar. O yüzden haset eden kimse, haset ettiği kimsenin üzerinde bir lütfun, bir ikramın, iyi bir şeyin olmasını istemez. Bunu yıkmaya çalışmak ayrıyetten ayrı bir günahtır. Bunu haset etmek, orada olmasını istememek ayrı günahtır. Bunu yıkmaya çalışmak ise yine ayrı günahtır. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden hasetçi öyle bir hastalığa tutulmuştur ki bu hastalık onun her şeyini yer bitirir. Hazreti Mevlana enteresan bir noktaya dokunuyor. Burada hasedin en büyüğüne, toplumun içerisinde en keskin kılıcına, toplumun içerisinde adımı çökerten bir hasede yöneliyor. Diyor ki sen hakikatte teni olmayana hile ve haset edersen o hasetten gönül kararır. Kime olduğunu hemen arkasındaki beyitte bunların kim olduğunu. Allah erlerinin ayakları altında toprak ol. Bizim gibi sen de hasedin başına toprak at. Burada bizim gibi dediğinde ben böyle bir kendi kendime bunu düşündüm. Allah Allah, Hazreti Mevlana yani bizim gibi hasedin başına toprak at deyince aklıma Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nin ümmiliği geldi. Şimdi Allah dostlarının nasıl insanlar onu sever, nasıl insanlar onun peşine gider, nasıl onu kabul ederler diye insanlar haset ederler. Haset edenlerin başında dinle alakalı ilgili olanlar, ardından siyasetle ilgili alakalı olanlar, devlet idaresiyle valiydi, amirdi, kaymakamdı, işte ne bileyim bir yerde böyle bir pozisyonu olanlar haset ederler. Tarih boyunca böyle olmuştur. Nice veli, mesela o beldenin, o bölgenin padişahı veyahut da emiri, beyi tarafından sürülmüştür. Kendisinden fazla seviliyor diye. Nice din alimi, böyle işte mollalar, şeyhülislamlar, ondan sonra ne bileyim büyük böyle medrese alimi insanlar, kendilerinden fazla o şeyhefendilere, o velilere teveccüh gösteriliyor diye onlara karşı haset etmişler. Tarihte çok bunların örnekleri vardır. Aklıma bu geldi. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de müşrikler diyorlardı ki peygamberlik buna değil, bize gelmesi lazım. Ebu Cehil diyordu ki peygamber ben olmalıyım. Eğer bir peygamberlik gelecek olsaydı bana gelmesi lazımdı. Diğer büyük müşrikler diyorlardı ki yani peygamber olacak, ola ola bu yetim ümmi kimse mi peygamber olacak? Bakın bu haset şeytani bir hastalık. Ve insanı şeytani bir şekilde tuzağa düşüren
Allah muhafaza eylesin. İnsanı bu noktada manevi katliama götüren bir kimse, bir şey. Ve Şemseddin'in Tebrizi'ye bağlı olmak Hazreti Mevlana için kolay bir şey değil. Hazreti Mevlana'nın medresesi var, kürsüsü var. Saray eşrafında çok iyi tanınan, bilinen, belli bir etkinliği olan kimse. Ve ilim dünyasında zahiri olarak söz sahibi. Söz sahibi. Ama o kimse ümmi bir şeyhe intisap ediyor. Bir de Hazreti Mevlana o esnada bir şeyh. İşin en enteresan noktası bu. Yani şeyhi babası, babasının şeyhi de Kayseri'de Bahattin Hazretleri. Yani pardon Bedrettin. Burhanettin. Seyyid Burhanettin Hazretleri. Yani onun halifesi babası ve Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin normalde bu noktada halifesi kendisi. Yani öyle bildiğiniz şeyh efendi. Bildiğiniz şeyhken Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi'ye bağlanıyor. Ümmi. Tekkesi belli değil. Nereden geldiği belli değil. Nereye gideceği belli değil. Silsilesi meçhul. Enteresan bir şey. Silsilesi meçhul. Elinde icazeti yok. Rivayetler var. İşte söylediği sözlerden şeyhiyle alakalı. Şeyhinin kim olduğu net değil. Bakın net değil. Şemseddin-i Tebrizi böyle bir kimse. Hazreti Mevlana enteresan bir noktada diyor ki sen de diyor bizim gibi ol. Yani hasedin başına toprak at. Bir şeye toprak atmak onu eski dilde onu bu noktada aşağı indirmektir. Yermektir. Eskiden savaşa çıkacaklarında düşmanın yüzüne toprak atarlardı. Onu aşağılıyor yani. Birisinin yüzüne toprak atmak onu aşağılamaktır. Onu yermektir. Onu küçümsemektir. Onu kale almamaktır. Böyle düşmanın yüzüne toprak ataraktan düşmanı kızdırırlar. Ondan sonra düşmanı alt etmeye çalışırlardı. İşte Hazreti Mevlana da diyor ki bu hasedin en zirve noktası. Peygamber o olmamalıydı. Bu hasedin zirve noktası. Yani bu adam bir şeyh efendi olacak. Buna şeyhlik verilmemeliydi. Hasedin zirve noktası. Yani bu abimiz mi çavuşluk yapacak burada ya? Veya bu ablamızı mı dinleyeceğiz şimdi burada? Bu kardeşi mi dinleyeceğiz? Yani işte şeyh efendi de kalktı bu insana görev verdi. Allah bizi affetsin. Amin. Bizim 3-4 tane imam toplanmıştı Bayındır'da. Ben de şeyh efendiye hep diyorum efendim benden bu vazifeyi alın. Burada imamlar var. Bu imamlar derse gelmiyorlar. Bir sefer geliyorlar ondan sonra gelmiyorlar. Beni beğenmiyorlar. Ondan sonra benim vazifemi alın bu imamlardan birisine verin. Bayındır'da diyorum çoğalır arkadaşlar. Bunlar diyorum imam. Şeyh efendi de her seferinde diyor. Oğlum sen devam et işine diyor. Allah iyi. Şeyh efendi bir daha geliyor. O imamlar geliyorlar mesela. İşte birine diyorum sohbet et etmiyor. Birine Kur'an-ı Kerim oku. İşte ırçık kırçık birine ilahi söyleyiver. Hadi hocam bir ilahi söyle. Yok hiçbir şey yapmıyorlar. Biz de kitaptan bir şeyler okuyoruz. Beğenmiyorlar bunlar. Bir de Bayındır'da benim geçmişim kirli. Yani düşünüyorlar şimdi, bakıyorlar. İşte bu adam dünü belli. Yok işte onu yaptı, bunu yaptı bir sürü. Herkes biliyor ya, tekrar etmeme gerek yok şimdi. Şimdi diyorlar bunun peşinden mi gidecek, bunu mu dinleyeceğiz? Aralarında da konuşuyorlarmış. Bir gün Şeyh Efendi Hazretleri geldiğinde, işte bunlar 4-5 kişi Şeyh Efendi'nin yanına özel görüşmek için girdiler. Şeyh Efendiler ne konuştular bilmiyorum. Ben anladım, hissettim. Ondan sonra neyse dışarı çıktılar. İçlerinde en yaşlısı. Tabii benim de çocukluğumu tanıyor mahallede bizim
oturuyordu. Bizim aile imamı gibi. Yani tabii küçük yerler böyle şeyler vardı ya. Bizim de öyle aile imamı gibi o. Bir şey olduğunda herkes ona koşuyor. Tabii ben ona alınmam, gücenmem hiç. Hafız kendisi. Babamı yıkadı gömdü, dedemi yıkadı gömdü. Böyle aile bizim onun elinden geçiyor. Ona böyle çok böyle usulünce şey efendiye söyledi böyle tekrar demek ki. Efendim işte bizim imamlardan birisi vazifeli olsa diye. Şey efendinin demek ki önceden de konuşulduysa herhalde ben öyle anladım. Canı sıkılmış. Döndü ona. Hafız efendi dedi. Hiç rüyanda Kur'an-ı Kerim okuyor musun dedi. Hayır efendim dedi. Hiç ezan okuyor musun rüyanda dedi. Hayır efendim dedi. Hiç namaz kıldırdın mı dedi rüyanda dedi bir cemaata dedi. Hayır efendim dedi. Hiç rüyanda dedi Hazreti Peygamber Efendimiz'i gördün mü dedi. Hayır efendim dedi. Peki sahabelerden gördün mü? Hayır. Pir efendilerden gördün mü? Hayır. Dedi burada dedi evliyalar var dedi. Onlardan hiç gördün mü dedi. Hafız efendim dedi. Hayır efendim dedi. Beğenmediğiniz adam Peygamber Efendimiz'den konuşuyor. Böyle baktım irkildi. Yani istemiyor böyle bir şey. Kaldım. Söyleyecek laf yok. Şeyh Efendi söyleyince şimdi orada faş edince kim ne diyecek ki? Böyle bakıyor bana. Şimdi kendisi. Ses yok. Siz dedi bu adama destek olun, yardımcı olun. Toplanın etrafında dedi. Tabii gelen giden olmadı da. O hocalık kibiri ve hocalık hasedi. O kendince diyor ki, yani bu adamda nasıl olabilir? Kendince diyor ki, bunda olmaması lazım. Bu insanın maneviyatını yer bitirir. Dervişlerin arasında şöyle bir şey olur. İmtihandır bu işler. Mesela bayanların içinden işte açık bir bayan hali yok. Bizde çok olur böyle şeyler. Başlar kadınlar kendi arasında. Ya, bu mu görecek hal? Allah'ın farzını açıkça yerine getirmeyen kimse hal görecek. Olmaz. Ya bırak onlar kandırıyorlar zaten ya. Birbirlerini aldatıyorlar. Ne oldu? Ya başı açık hal gördüğünü söylüyor. Peygamber Efendimiz'i gördüğünü söylüyor. Ve erkeklerin arasında işte adam ara sıra geliyordu. Tam sağlam değildir. Böyle vardır ya böyle biraz uçarı dervişler vardır. Böyle uçarıdır. Adam böyle Fırat Nehri'nden akıtır gibi hal anlatır, rüya anlatır. Herkes bakar. Yok canım görsek biz görmemiz lazım. Neden? Ya biz gece namazını kılıyoruz, işte pazartesi, perşembe oruç tutuyoruz. Şöyle takvayız ya bizim görmemiz lazım. Bunun görmemesi lazım. Allah muhafaza eylesin. Bunlar hasedi böyle zirve yapıp insanları perişan eden şeyler. Allah muhafaza eylesin inşallah. Oysa Cüneyd-i Bağdadi'nin sözünü aldım. Sufi toprak gibidir. Bu Bağdadi'nin sözü. Üzerinde iyileri de kötüleri de taşır. Bulut gibidir. Herkesi gölgelendirir. Yağmur gibidir. Herkese rahmet olur, fayda verir. Üzerine her türlü pislik atıldığı halde bu pislikleri içinde eriten, temizleyen ve içinden güzel şeyler bitiren verimli toprak gibidir. O zaman sufilerin içerisinden çıkan, dikkat edin, sufilerin içerisinden çıkan veliler, ümmetin içerisinde en hayırlılardır. Veliler ve sufiler, siz hayırlı ümmetsiniz sıfatıyla sıfatlananlardır. Bu sıfat peşinde koştururlar. Eğitimi
terbiyesi birinci derecede insanlara zarar vermemek, ikinci derecede ikincisi insanlara faydalı olmaya çalışmaktır. Böyle olunca sakın şöyle düşünmeyin. Buna nasıl verilir de bunda olmaması lazım. Bakın bunda olmaması lazım. Herkes namaz kılar. Herkes iyilik yapamaz. Herkes oruç tutar. Herkes birisinin elinden tutamaz. Oruç tutmak basittir. Neden basittir? Aç susuz kalırsınız. Bu kadardır oruç. Yemekten içmekten kesilirsiniz, cinsel ilişkiden kesilirsiniz, ağzınızda biraz terbiye edersiniz, orucu tutarsınız. Sakın küçümsediğimi söyle, anlamayın ha. Namazı kılarsınız, ezan okundu, namazı kılmak çok basittir. Bakın bunlar çok basittir. İyilik yapmak zordur. İnsanlara faydalı olmak zordur. Kendinden kötülüğü kesmek zordur. Kendinden kötülüğü kesmek, kötülüğünü engellemek, nefsini terbiye etmek zordur. O yüzden sufilik bundan dolayı kıymetlidir. Herkes namaz kılıyor, hiçbir sıkıntı yok. Sufiler de namaz kılıyor, bir sıkıntı yok. Ama ve lakin sufilerin eğitimi bir başkasının eğitimiyle aynı değil. Sufiler kötülüklerini, kendi kötülüklerini önlemeye çalışıyorlar. Nefislerini terbiye etmeye çalışıyorlar. İki, sufiler iyilik yapmaya gayret ediyorlar. Sufiler yardım etmeye gayret ediyorlar. O zaman sufi terbiyesi normal bir terbiye değil. Sizin en hayırlınız etrafınıza hiç zarar vermeyeninizdir. Sufi terbiyesi birinci derecede etrafına zarar vermeyecek. Sizin en hayırlınız etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. O zaman sufi etrafına faydalı olacak. Tebessümle, duayla, sabırla, insanlara merhamet etmesiyle, şefkat göstermesiyle, sevgisiyle, insanlara kol kanat germesiyle, insanları bu noktada, yani kendisini sevenlere ayırmak değil, bu noktada reel olup, yardıma ihtiyacı olanın yardımına koşmak, merhamete ihtiyacı olanına merhamete koşmak, bir elinden, kolundan, gözünden, kulağından tutulması gereken birisi var ise, ayırmaksızın tutmaya çalışmak. Sufi yoludur bu. İnsanları küçük görmemek, ötelememek, itmemek, onları ikinci sınıf vatandaş görmemek, onları hor hakir görmemek, incitmemek, kırmamak, üzmemek. Bunlar sufi terbiyesidir. Sufi o yüzden kıymetli olur. Ve kıymetli olunca Cenab-ı Hak o yüzden ona lütfeder. O yüzden Cenab-ı Hak ona ikram eder. O yüzden Allah ona ihsan eder. Kim birinin sıkıntısını ortadan kaldırırsa Allah da onun sıkıntısını kaldırır. Kim birisine merhamet ederse Allah da ona merhamet eder. Kim birisini affederse Allah da onu daha fazla affeder. Kim birisine yardımda bulunursa Allah onun sıkıntılarını ortadan kaldırır. Küçük başında bir sıkıntı var. Küçücük bir kaç var? 1 trilyon borcun var. O esnada birisine 1 lira lazım. Versen 1 lirayı. Sufi terbiyesidir bu. Sufi terbiyesi. Hani gelir ya birisi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin kapısını çalar küt küt küt. Açar kapıyı bakar. 10 tane, 9 tane şey var. Nar. Bunun öbürkü nerede der. Biri nerede bunun da? Ya Ali nereden anladın da? Der ki Allah 1'e 10 verir. 1'e 9 değil. Bakın imana bakın. Mesele anlaşılır. Fatıma-tı Zehra annemiz bir tane nar ister. Aşeriyor. Der ki bir nar olsaydı. Koşturur. Borç alır. Bir narlık.
borç alır gider, narı alır, eve dönerken birisi şeyhenillah der. Birisi şeyhenillah deyince almış olduğu narı ona hediye eder. Eve gelir. Fatıma annemiz der ki, ne oldu ya Ali, narı almadın mı? Aldım der, birazdan gelecek. Nasıl der? Birazdan gelecek der nar, sabırlı ol der. Öyle derken kapı çalar. Kapı çalınca 9 tane nar getirir. Der ki olmaz, 10 tane olması lazım. Muhabbet bu. O da der ki, ya Ali, bunları sana filanca gönderdi, hediye olarak. Birini yolda ben aldım der. Birini yolda ben aldım. O zaman der, mesele anlaşılır. İçeri girer 9 tane narla. Meseleyi o zaman anlatır. Sufi ahlakıdır. Bu aynı zamanda sufi imanıdır. Görüyormuşçasına yaşamaktır. Allah 1'e 10 verir ya. En azıdır. Allah 1'e 10, 1'e 700, 1'e 1000 verir der. En azıdır bu. Sufi ahlakıdır. O 1 lirasını sımsıkı yapışır. O 1 lirayı verse Cenab-ı Hak en az 10 lira verecek. O 1 lirayı verse Allah ona 100 lira verecek. O 1 lirayı verse Allah ona 1 trilyon verecek. Bu sufi ahlakını bilmez insanlar. İşte bu sufi ahlakından dolayı sufiler kıymetlidir. Ve sufilerin üzerine Cenab-ı Hak lütfeder, ikram eder, ihsan eder. Etraftaki insanlar da bunlar ne oluyor? İran'dan mı para geliyor? Yok Sudan'dan mı geliyor? Yok Suudi Arabistan'dan mı geliyor? Yok bunlara cemaat bakıyor. Cemaat derken yani malum cemaat değil. Yani bizimle alakalı. Bize cemaat demiyorlar da tarikat diyorlar. Bunlara tarikat mı bakıyor? Bunlara şuradan mı? Hiç kimse Cenab-ı Hak bunların birini bin ediyor. Bunlara lütfediyor, ikram ediyor diye düşünmez. Bazen ben kenayesine derim ya, bana direkt sorarlar bana. Hiç, o ben her gelen kağıdı okuyorum ya, ondan sonra okuduğumdan soruyor. Bir değirmenin suyu nereden geliyor diye. Kimi bana mesaj çekiyor, mail çekiyor. Siz hiç para, bir de millet böyle imtihan ediyor bir de. İşte dergaha para vermeye çalışıyor, bilmem ne, bir şeyler. Almıyorlar, etmiyorlar, yapmıyorlar deyince bana çekip bana bu sefer dönüyorlar. Almıyorsunuz, yapmıyorsunuz, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ben de derste bağırıyorum, Uludağ'dan geliyor. Allah'ı görmekten uzakla. İşte sufilerin üzerine inen lütuf, ikram, ihsanın sebebi bu. Bu sebepten dolayı onlara iner. Ve sufilere karşı çıkan hasetçiler de bunu görmezler. Ama bunlara nasıl olur? Bunlarda olmaması lazım deyip haset ederler. Velilerine de aynı şekilde haset ederler. Kendilerince derler, cahilin teki. Nasıl insanlar onu sevecek? Öyle demişler şeye, bizim bir arkadaşa, benden için. Esnaf o demişler, ne alakası var? O arkadaş da böyle erinmiş kendi kendisine, işte esnaf dediler, doğru söylüyorlar dedim ben. Böyle durdu bir, ben dedim din tüccarı değilim. Kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum, kendi işimi kendim yapıyorum. Ben din satıcısı değilim dedim ben. Doğru söylemişler, ne dedim canını sıktın ki dedim ben. O bir dahaki toplantıya gelince demişler ki, gene esnaf doğru söylüyorsunuz demiş. Din tüccarı değil, din satmıyor. Herkes susmuş. Tabii, koca ilahiyat profesörü. Hadi getirin bir konferansa. Getirin. Gidin deyin ki biz 50 kişi toplanıyoruz haftada, ayda bir. Gelin bize sohbet edin deyin. Açık. İsmini vermeyeyim, bizim Orhan Hoca bir ilahiyat profesörünün yanına 4-5 kez gitti. Bir saatlik. O dedi ki ya ben onu getiririm, olur hocam getir dedim. Sen getirdikten sonra bizim sıkıntımız yok. Bir gitti görüştü, tamam dedi. Ardından caymış, bir daha gitti görüştü, yine tamam demiş. Yine caymış, üçüncüsünde gitmiş. Orhan Hoca demiş ki ya ben Rizeliyim demiş.
Lazım yani demiş. Demiş ya bu nasıl şey, böyle ağır konuşmuş ona. Dedi ağır konuştum, öylesi gelecek dedi. Hocam sen gene dedim, onun disiplini altında tut. Neden dedi, sen ne kadar ağır konuşuyorsan konuş dedi, bunlar ilahiyatçı. Bunlar gene bir şey kıstırdılar dedim oraya, gene kıstırdı adam oraya. Hoca gene gitti bastırdı, öylesi getirdi. Getiremezsiniz. Yapamazsınız. Açık. Zaten çıksalar, sohbet etseler, insanlara anlatsalar, Türkiye bundan daha öncesinden dinini öğrenecekti. Çıkmazlar. İlahiyatın hocaları da çıkmaz. Öyle koşuşturmazlar öyle. Bunların hepsini denemiş kardeşiniz var karşınızda. Arabayı götürüyorum kapının önüne. Hocam hadi yürü, gel arkadaşlar seni bekliyor. Hoca bir, iki, üçüncü hafta yok hoca evde. Kahveye bakıyorum yok, eve bakıyorum yok. Soruyorum, soruşturuyorum yok. Hoca arazi ders günü. Bunların hepsinde yaşadım. Müftüsünden tut, imamından tut, tutun ilahiyatındaki asistanına varıncaya kadar. Eğer gönül olursa, eğer normalde bu noktada rüyasında görürse, halinde görürse, böyle bir şey yaşarsa koşturur. Öbür türlü ya ücret vereceksin, ücret verirsen de gelir gider, normalde sanatçı gibi konuşur gider. Bu kadar. Allah bizi affetsin. Ama yine de ardından sufilere gıpta etmezler, haset ederler. Haset ettikleri için de eleştirirler, laf söylerler. Sufileri eleştirip laf söyleyenler bilin ki hasetçidir. Toprak arayacaksınız hemen oralardan, bir avuç toprak yüzlerine atıvereceksiniz. Anlarlarsa ama anlayacaklarını da zannetmiyor. Allah bizi affetsin inşallah. Yahudi vezirin haset etmesi. Hani meşhurdu ya, bir Yahudi vezirimiz vardı ya, Yahudi vezir ne yaptıydı? Padişaha dedi ki, şu dedi, Hristiyanları ben bir orta yere çıkarayım. Şu Hristiyanların ben içine bir fitne atayım. İşte hikayeye geri dönüyor Hazreti Mevlana burada. İşte o Yahudi vezir ne yaptı? Pavlos. Bunun adını Hazreti Mevlana koymamış. Adını koymaması da iyi. Yani ne yönden iyi? İsimler değişebilir. Her dönem her dindaşların içerisinde birer Pavlosvari insanlar çıkabilir. Her dönem. Her zaman için bütün din sahipleri bundan uyanık olacaklar. Her an için Pavlosvari birisi çıkıp insanları dininden, imanından edebilir. Bu Adem'den beri gelen bir imtihan. Hazreti Mevlana mesnevisinde öyle bir noktaya değinmiş ki bu hastalığı ortaya çıkarmış. Hastalık. Bunların hepsi de gizli birer hastalık. Toplumların içerisinde, dindarların içerisinde, dindaşların içerisinde gizli hastalık bunlar. Hastalıklar vardır, aşikaredir. Siz içki içenlere kızarsınız. Ben kızmam. Siz başı açık dolaşanlara kızarsınız. Ben kızmam. Meydandadır onun haramı. Meydandadır. Biliniyordur onun haramı. Asıl tehlikeli olan gizli, bilinmeyen haramlardır. Tehlikeli olan insanı içten içe yıkan, toplumları, dindarları, cemaatleri içten içe yıkan haramlardır, yanlışlıklardır. Burası sıkıntılıdır. Bir kimseye biz bakarız, zahiren hükmederiz. Zahiren hükmettiğimiz zaman bu bizim kendi dairemizde, kendi kendimize deriz ki bu böyledir. Ama dikkat edin. İçte, gizlide, karanlıkta, örtü altında yürüyen tehlikeler vardır. Hem insanların, bireylerin üzerinde
hem de toplumların içerisinde. Asıl korkutucu olan, asıl ürkütücü olan, asıl insanları ve toplumları helak eden, birbirine düşüren bu gizli hastalıklardır. Hazreti Mevlana buradaki veziri anlatırken toplumları helak eden din noktasındaki o büyük hastalığı ifşa ediyor. Ve diyor ki, ey iman edenler, bu tip insanlar hep aranızda olacak. Bunlar din satıcısı olacak. Bunlar dini değiştirecekler. Bunlar dini değiştirecekler. İmam Buhari'nin Babu Fiten'inde meşhur hadis-i şerifler vardır. Bir, dini tebdil etmek, değiştirmek. İkinci sınıf insanlar, dinde var olanı yok kabul etmek. Üçüncü sınıf insanlar, olmayanı var kabul etmek. Dördüncü sınıf insanlar, dinden geri dönenler. Bakın bu dört sınıf tehlikeli sınıf vardır dinin içerisinde. Bir, dini değiştirmeye çalışmak, tebdil etmek eski dilde. Normalde bunun rengi ne? İşte ne rengi? Açık kahverengi bu. Ne dilde bunun rengi ne? Sütlü kahve. Bunun rengi bu. Bunu tebdil etmek şudur. Tebdil etmek. Bunu kazana tekrar koyar, rengini değiştirirsiniz. Tebdil etmektir bu, değiştirmek. Siz bunun şurada işlemesi var değil mi? İşlemesini değiştirirsiniz. Tebdil etmektir bu, değiştirmektir. Bu çok makul gelir insana. Çok masumane gelir insana. Ya işte ben bu havluyu yıllardan beri kullanıyorum, ya atmayayım ben buna, ya bana da gitmesin. Ben bu havluydu ama ben bundan başka bir din bunu kaldırmaz. Ben bundan işte bir örneğin el bezi yapayım. Din bunu kaldırmaz. Din tebdil edilmez. Dinde tebdil yoktur. Dinde içtihat vardır. İçtihat yeni bir şeydir. Kahve hiç kimse içmemiş o güne kadar. Kahve gelir o kimsenin önüne, o buna içtihat eder. Kahveyi dener, kahveyi içer, kahveyi inceler, araştırır, der ki kahve içebilirsiniz. Bu içtihattır. Bakın bu içtihattır. Dinde içtihat açıktır. Ne zaman içtihat kapanırsa dindarlar körleşir. Dindarlar atıl ve batıl olur. Dindarlar kendilerini geliştiremezler. Dindarlar kendilerini genişletemezler. İçtihat kapısı kapanırsa oradaki dindarlar gelişmelere ayak uyduramazlar. Bu içtihat kapısı. Müceddit yenileme. Ne zaman ki müceddit kapısı kapanır, o zaman dini algıyı da biz yenileyemeyiz. O zaman müceddidler çıkacaklar, ayet-i kerimeleri yeniden tefsir edecekler. Biz o tefsirden dinimizi yenileceğiz. Buna kapalı kalırsak biz yine körleşiriz. Biz yine bu noktada sağırlaşırız. Biz dini algılamaktan ve anlamaktan uzak dururuz. Dinde hem içtihat hem de müceddit yenileme kapısı, cedid etme, yenileme kapısı açıktır. Ama dinde tebdil etme, değiştirme kapısı kapalıdır. Dinde var olanı yok saymak kapısı kapalıdır. Dinde yok olan bir şeyi var kabul etme kapısı da kapalıdır. Bu üç, bir de dinde geri dönmek var. Onu zaten söylememe gerek yok. Geri döndüyse zaten işi bitti. Bu üç ana unsura çok iyi dikkat edin. Bu üç kaide, bu İmam Buhari'nin Babul Fiten'in başındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadisleridir. Hadisler biraz uzundur. İşte mahşerde ben Kevser'in başına oturtturulurum. İşte ümmetimden birileri gelir, tam Kevser'e bir adım, bir arşın yaklaşır. Onlar benden hızla uzaklaştırılır. Ben sorarım, bunlar benim ümmetimden değil miydi? Niçin uzaklaştırıldı? Bir münadi melek görevlendirilmiş. O bana seslenir, ey Muhammed, bunlar senden sonra dinde tebdil ettiler, dini değiştirdiler. Bu üç tane hadis böyle devam eder. Dört tane hadis. Bu hadisleri sakın ha bakın. Dostlar, hiç unutmayacaksınız.
Bunu konuşan Mustafa Özbağ burada. Mustafa Özbağ da bu üç hadis-i şerif minvalinde bakacaksınız. Bu üç hadis-i şerif doğrultusunda bakacaksınız. Kime bakarsanız bakın. Bizim cemaatimiz öyle, bizim tarikatımız öyle bir tarikat değil. Şeyh Efendi dediyse tamamdır. Koyun gibi güldür 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 gidelim. Yok öyle bizde. Bizde yok öyle bir şey. Ben öyle bir yolun içerisinde değilim. Kendimi öyle görmüyorum. Biz insanız. Biz Müslümanız. Biz müminiz. Bizim ölçümüz Kur'an ve sünnet imamların içtihadı. Buna uymayan kim var ise, kim ne söylediyse, dur kardeşleriz ya, buraya uymuyor bu. Bu buraya uymuyor. Çünkü bu üç kaide peygamberi bir kaide. Bunu böyle söylüyorum. Çünkü her dönem Paulosvari insanlar çıkacaktır. Her dönem. İçeriden, dışarıdan dini ifsad etmek, dindarları ifsad etmek. Dini ifsad etmek ayrıdır, dindarları ifsad etmek ayrıdır. Siz dindarları ifsad edersiniz ama dindarları ifsad ettikten sonra dini ifsad etmeye başlarsınız. İki, dini ifsad etmeye başlarsınız ki ondan sonra da dindarları ifsad edersiniz. İfsad olmuş bir dine müntesip olan insanlar da ifsad olurlar. Yani bozulmuş bir dine intisap eden insanlar bozulurlar. Bozulmuş insanlar dini bozmak için gayret ederler. Bu nedir? Yaşadığı gibi inanmaya çalışmaktır. Dini yaşadığın hale getirmeye çalışmaktır. Bu tehlikeli mecradır. Ama birileri de otururlar, dini ifsad etmeye çalışırlar. Cumhuriyetin ilk yeni kurulduğu zaman işte Millet Meclisi'nde İslam'ın dinin hukuk, ahkam ayetlerinin ortadan kaldırılmayı, Kur'an'dan çıkarılmanın Millet Meclisi'nde görüşülüp kavgalar, gürültüler çıkarılıp ve bunu Millet Meclisi'nin normalde işte tutanaklarına geçip ama bunu becerememeleri gibi. Bu dini ifsad etmektir. Veyahut da siz belli alim, ulema, ilim ehli gibi insanları yetiştirir, dinde var olmuş olan şeyleri değiştirmeye başlamaya gayret edersiniz. Reformist insanlar çıkarlar, derler ki dinde reform etmemiz lazım. Yani nasıl reform edeceğiz? Başörtüsünü kaldırmamız lazım, sakalı kesmemiz lazım. Avrupalılar gibi şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım. Haramları, helalları karıştırmamız lazım. Bu haramları ortadan kaldırmamız lazım gibi. Bunlar reformist, bunlar çok tatlı şeyler. İnsanların aklına gelince. Dinde reform hareketi, harika ya. Tabii ya, dini reform etmemiz lazım. Yani uzaya çıkacaktın da başörtüsü engel oldu. Adam uzay hesaplarını yaparken sakalı düştü de orada matematiğini bozdu sanki onun gibi. Bunlar reformist şeyler. İşte Hazreti Mevlana bundan 850 yıl önce öyle bir noktaya işaret ediyor ki o işaret ettiği noktadan da hiç kimse alınmasın diye Yahudilikten buna den vuruyor. Yahudilerden bir kıssa anlatıyor. Bu ayet-i kerimelerin özüne de aykırı değil. Çünkü Hazreti Allah Kur'an'ında diyor ki o geçmiş kavimlerin hikayelerinden anlat. Geçmiş peygamberlerin hikayelerinden, kıssalarından anlat. Ayet-i kerimeyle sabit. O yüzden sufiler geçmiş peygamberlerin, geçmiş velilerin, geçmiş kavimlerin hikayelerinden anlatırlar ki o günün insanlarına işaret olsun. Böyle bir hikayecik gibi görünür o ama işaret vardır onda. İşte Yahudi vezir de onun haset etmesini anlatıyor. O vezirciğin yaratılışı hasettendi. Onun için abes yere kulağını burnunu yele verdi. İnsanlar vardır toplumun içerisinde. Bir türlü siz onu hasetten alıkoyamazsınız. Bir türlü siz onu gıybetten alıkoyamazsınız. Bir türlü siz onu haramdan el çektiremezsiniz. Tatlı tatlı anlatırsınız olmaz, öyle anlatırsınız olmaz, öyle anlatılırsınız olmaz. Taş olsa yarılır. Ama o yarılmaz. Benim din anlayışım hiçbir zaman ümitsiz olmayı kabul etmez. Benim hayat felsefemde ümitsizlik yoktur. Ben hayata bakarken
Kafamda zerrece ümitsizlik geçirmem. Zerrece. 1 milyon dolar borcum vardı. Şeyhim dedi ki bana, oğlum istersen Bursa'yı terk edebilirsin, gidebilirsin dedi. Ben şeyhime dedim ki, efendim ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada borcumu ödeyeceğim ve burada dedim herkes görecek ki ben dedim, bu bana dedim, hani Allah affetsin yanlış anlaşılmasın, benim lafımı yapanlardan daha iyi bir noktaya geleceğim efendim. Ben buna inanıyorum dedim. Allah bana verecek dedim. Allah yardımcın olsun oğlum senin dedim. Benim kendi hayat felsefemde ya bu olmaz diye düşünmem ben. Bunu beceremem, bunu başaramam. Buradan olmaz diye düşünmem. Ben derim ki mücadele, koş, savaş. Asla yenilgiyi kabul etme. Yürü. 28 Şubat'ta yanımda olan arkadaşlardan bir kısmı burada. Biz basılacağımızı bile bile derse devam ederdik. Ben çok zaman götürüleceğimi bile bile derse gitmişimdir. Bir de söylerler açıkça cemaati dağıtalım diye. Bu gece basacağız orayı. Hatta arkadaşlara söylerler. O arkadaşlar da birkaç kişiye söyler. Bana da söylerler. İyi bastınlar, götürsünler derim ben. Öyle olmuyor mu Naki? Evet. Her ders bir haber uçuruyorlardı değil mi? Basacağız diye. Hatta bize Zeynep, bugün kapıda 3 tane şey, sivil araba var. Biz bekliyorlar şu an dışarıda. Biz giriyorduk içeri. Evet. Bunları biz yaşaya yaşaya geldik. Gökten zembille inmedik. Bakın gökten zembille inmedik. Bize birileri gel buraya devam ettir filan, öyle bir şey yok bizde. Benim hayatımda öyle bir şey yok. Benim hayatımda öyle bir şey yok. Ve benim ailemin bana bir tane zeytini yoktur. Tane. Bildiğiniz tane. Bir kaşık tarana yoktur. Ben hayatı mücadele olarak gördüm. Şimdi birileri vardır, taş olsa çatlar. O çatlamaz. Ben onlardan dahi ümidimi kesmem. Ama sonuçta birileri böyle taş olsa çatlar, o çatlamaz ya. İnsan bir müddet sonra şöyle düşünür. Buna harcadığım, sarf ettiğim gayreti başka yere harcayayım, ihya olur. O zaman arif olan cevherini boş yere saçar mı? O zaman ben cevherimi boş yere saçmayayım. Çünkü o cahil olduğunu dahi bilmiyor. Cahil vardır, cahil olduğunu bilir. Gelir der ki ya ben burayı bilemedim. Ona anlat. Ama cahil vardır, cahilliğinin de farkında değildir. Ayet-i Kerime'de der ki sen onlardan yüz çevir. Bakın Ayet-i Kerime'de der ki sen onlardan yüz çevir. Arif olan cevherini boş yere saçmaz. Adam cahilliğini dahi bilmiyorsa biz yine vazifemizi yapalım, tebliğ edelim. Ama neden vaktimizi onu harcayalım? Bu tip insanlar vardır, çevrenizde vardır bu tip insanlar. Onlardan başka bilen yoktur. Onlardan başka dindar yoktur. Ondan başka ticareti bilen yoktur. Ben kendimi kıyayım. Benim gibi bilen yok. Öyle diyeyim şimdi. En güzel şarkıyı ondan başkası yapan olmaz. En güzel türküyü çağıran da odur. Sen birisi desek ya ne güzel yapmış, ben bir yapayım gör de. Her şey ondadır. Cahilliğinin dahi farkında değildir. Allah muhafaza eylesin. İşte diyor o vezirciğin yaratılışı da böyleydi. Vezircik nasıl küçümsüyor bakın onu dille. Vezir değil. Ya ne? Vezircikmiş. İşte diyor o vezir. Bakın bazı böyle cikler vardır. Yüceltir. Padişahçık derseniz padişahı ne yapmış olursunuz? Küçümsersiniz. Vezircik. Vezirciyi küçümsediniz.
insancık küçümsediniz. Küçümsediniz. Bunun gibi. O vezircin de diyor yaratılışı hasettendi. İşte o vezir böyle cehaletinin son zirvesindeydi. O bu vezir nankörlüğün son zirvesindedir. Hainin son zirvesi artık bu. Son zirvesi. Onun böyle damarlarına, iliklerine kadar işlemiş kötülük. O kötülüğün içerisinde dura dura ve kötü düşüne düşüne kötülükle hemdem olmuş. Siz kötülük düşüne düşüne kötülükle hemdem olursunuz. İyilik düşüne düşüne de iyilikle hemdem olursunuz. Itırcı dükkanına giden ıtır kokar. Demirci dükkanına giden iş kokar. Siz düşünce noktasında da ıtırcı dükkanında durursanız ıtır kokarsınız. Siz kalbi olarak niyet noktasında ıtırcı dükkanında oturursanız siz ıtır güzel koku kokarsınız. Siz kalbi olarak kendinizi cennet bahçesine koyarsanız sizde cennet kokuları salınır etrafa. Ama siz kalbi olarak cehennemlik ameller düşünürseniz sizin etrafınıza cehennemlik kokular salınacaktır. O zaman sizin kalbinizde yeşerttiğiniz ağaca bağlı sizin kokunuz. Kimileri vardır, hep kötülükleri düşünür. Hep hasislik düşünür. Hep kendince o neden o olsun, ben olmalıyım orada. O yıkılsın, benim oturmam lazım orada der. Hatta birisi daha da ileri gider. Önemli değil der benim oturup oturmamam. O olmasın orada. Böylesine hasis, böylesine kötü düşünceli insanlar vardır. Böylesine çok 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 özür dilerim, necaset dolaşan insanlar vardır. Onlar dolaşan necasettir. Necaset vardır, bildiğiniz bir şeydir. Yıkarsınız geçer. Necasetin hükmüne göre çitilersiniz, yıkamanıza bile gerek yoktur. Necaset geçmiştir. Üzerine bir avuç toprak atarsınız, necaset geçmiştir. Üzerine biraz su damlatırsınız, necaset geçmiştir. Temizlemesi necasetin çok kolay. Bütün herkes etraftaki necasetleri temizleyeceğiz diye uğraşıyor. Hala içimizdeki necasetlere biraz göz gezdirelim. İşte bu vezir böylesine yürüyen necasetti. Ve o yüzden de o kulağını hep gereksiz yerlere dayadı. Yanlış, abes demek yanlış demek. Gereksiz, eksik, doğru olmayan. Ve burnunu da yele verdi. Burnunu yele vermek, asıl koklaması gereken yeri koklamayı bırakıp, rüzgara doğru bırakıp rüzgar ne getirirse onu koklama. Orada bir gül var. Gülü koklamaz. Burnunu yele vermek. Görmesi gerekeni görmemek. Duyması gerekeni duymama. Anlaması gerekeni anlamama. Kendini yele vermiş. Kendini yele vermiş. Anlaması gerekeni anlamıyor. Kendini yele vermiş. Dinlemesi gerekeni dinlemiyor. Oysa Hazreti Mevlana Mesnevi'nin başında dinle diye başlıyor. Ama o dinlemesi gerekeni dinlemiyor. O ümitle ki haset iğnesinden akan zehirle mahzunları ta canlarından zehirliye. O ümit eden insanları o ne yaptı? Ta canlarından zehirlemeyi düşünüyor. İnsanları can damarından zehirleyecek. İnsanları içinden zehirleyecek. İnsanları can damarından zehirleyerek de ne yapacak? Helak edecek. Can damarı vardır herkesin. Herkesin can damarı kendince duygusudur. Mahrem yeridir. Zayıf yeridir. Oradan vurulur insan. Başka yerden vurulmaz. Can damarından vurulur insan. Siz birisinin eli önemli, boksör için can damarı elleridir. Sizin onun omuzuna veya karın boşluğuna bir mermi sıksanız umruna katmaz o.
Eline bir mermi sıkın bak nasıl can damarın. Bir piyanist için, piyano çalan için can damarı parmaklarıdır. Öyle değil mi? Bir cerrah için can damarı eli ve gözüdür. Elinin titremesini neyle kaldırabilirsiniz? Gözüne kocaman gözlükler koyarsınız, görmesini sağlarsınız. Elinin titremesini ne yaparsınız? Her şeyin ve herkesin bir can damarı vardır. Siz onun can damarına basınca o bağırır. Veya siz ona bir şey kabul ettirecekseniz can damarından kabul ettirirsiniz. Can damarından. Can damarından girdiniz mi mayışır o, kabullenir. Herkesin böyle bir duygu sahnağı vardır. Duygusunun gedik olan, zayıf olan yerleri vardır. Can damarıdır. Kıymetli yeridir. Önemli yeridir. Oralardan yaparsınız ne yapacaksanız. Hasetten burnunu koparan kişi kendisini kulaksız ve burunsuz bırakır. İşte hasede düşen kimse, hasede düşen kimse doğruyu görmekten uzak olur. Hasetle yoğrulan kimse işin inceliğine vakıf olamaz. Ve o kimse duyması gerekenleri duymaz. Koklaması gerekenleri koklamaz. Burun odur ki bir koku alsın. Ve bu koku da alanı bir yüzün bulunduğu tarafa götürsün. Burun odur ki bir koku alsın. İnsan odur ki doğruyu algılasın. Kemalet odur ki doğruya doğru yönelsin. Ve o koku doğru kokusudur. O koku hakkın kokusudur. Kendi yüzünü hakka doğru döndürsün. Eğer normalde böyle değil ise o kimse bu sefer şeytana doğru yönlendirilir. Kim koku almazsa burunsuzdur. Koku da ancak din kokusudur. Sen bir koku almıyorsan, hakkın kokusunu almıyorsan sen burunsuzsun. Burnunu neye kaptırdın? Hasede kaptırdın. Burnunu sen kötüye kaptırdın. Burnuna sen kötüye kaptırdın dolayı, kötüye kaptırdığından dolayı din kokusunu alamıyorsun. Dindarlık kokusunu alamıyorsun. İman kokusunu alamıyorsun. Bir koku alıp onun şükrünü eda etmeyen kimse küfranı nimet etmiş ve kendi burnunu mahveylemiştir. Sen bir doğruyla, sen bir hakla, sen bir dinle, sen bir kemalatla karşılaştın, onun kokusunu aldın, onu devam et. Onun şükrünü eda et. Onun vazifesini yerine getir. Namazı öğrendin, namazı kıl. Orucu öğrendin, orucu tut. Zikri öğrendin, zikrini yap. Helalı haramı öğrendin. Helal dairede yaşa. Eğer sen diyor o nimeti gördüğün halde nimete küfran yani nimete karşı çıkar. Yerli yerine getirmezsen Allah muhafaza eylesin. O kimse de diyor burnunu mahveylemiştir. İlla ki hasede düşenler değil. Ya nimeti gördüğü halde, nimetle yüzleştiği halde ve nimeti tanıdığı, bildiği halde nimete nankörlük edenler de ne yapıyor? Kendi burunlarını mahvediyorlar. Hem şükret, hem şükret. Hazreti Mevlana tavsiyede bulunuyor. Hem şükret, hem de şükredenlerle, şükredenlere kul ol. Onların huzurunda ölerek ebedi hayat kazan. Hem şükret, hem de git o hani bahsin başında söz ettiğimiz o Allah dostlarına toprak ol diyordu ya. O Allah dostlarına git, şükredenlerle beraber, onlarla beraber dur. Zikredenlerle beraber dur. Namaz kılanlarla beraber dur. Allah yolunda olanlarla beraber ol. Güzel kokularla kokulanmış olanlarla beraber ol. Cennet bahçesinde dur. Cennet bahçesini bildiğin halde, cennet bahçesini gördüğün halde cehennem çukurlarına düşme. Vezir gibi sermayeyi yol vuruculuktan edinme. Sen o Yahudi vezir gibi insanların yollarını çevirerekten sermaye toplama. İnsanların dini, duygularını istismar etme. İnsanların dindaşlıklarını istismar etme. İnsanların dini, duygularından sen zengin olacağım, para toplayacağım, han yapacağım, hamam yapacağım diye uğraşma. Dini duygularını istismar edip pamuk eller cebe
dışarı çıkarken herkes şuraya 5-10 kuruş koysun deme. Yol kesici olma. Vay nereye gidiyorsunuz filanca yere? Vay oraya mı gidiyorsunuz ya? Bırak onları ya. Siz bize gelin. Şuradır ya. Siz kimsiniz? Nasıl ya? Basma ya. Bana öyle derlerdi de. Ben böyle yeni namaza başladım. Cemaatler, tarikatlar, Allah razı olsun hepsinden de geliyorlar şimdi. Abi bize gel. Siz kimsiniz? Ben soruyorum şimdi. Siz kimsiniz? Duruyor. Vardır ya, nereye gidiyorsunuz? Biz Mevlevi'yiz, maşallah. Siz dönüyorsunuz ha boyuna. Ha dönüyoruz biz boyuna. Bırak bize gel. İyi, siz kimsiniz? Bir yerde karşılaştık da yakın zamanda oluyor. Bana dedi, acaba nereye gidiyorsunuz dedi. Biz dedim Mevlevilere gidiyoruz dedi. Bu yukarıda valinin üstünde bir yer var, orası mı dedi. Ha orası dedim ben. Ya abi ne işim var orada ya dedi. Doğru söylüyorum dedi. Dedim gidiyor, dönüyorlar ya orada dedim. Hoşuma gidiyor benim dedim ben şimdi. Ya tutturmuşlar diyor. Dön Allah dön diyor. Sen bize gel abi dedi bana. Siz neresisiniz dedim ben. Durdu şimdi bu. Sizin Allah'ınız ayrı mı dedim ben. Ne demek abi ya dedi. Peygamberiniz ayrı mı? Yok abi ne alakası var? E dedim mezhep önemli değil zaten dedim. Siz neresisiniz o zaman dedim. Ya bileyim ben. Bu kaldı şimdi. Ya abi gözüm ısırır seni bir yerden ama dedi. Böyle baktı şimdi. Ya abi sen yoksa dedi oraya Karabaşı'ya giden orada sohbet eden abi misin ya? Ya tüh ya hayatım şimdi. Dedim ne yapacaksın şimdi? Bu durdu. Dedim keşke dedim bana ya abi burası Kur'an'a uygun mu? Burası sünnete uygun mu diye bir şey deseydin. Kaldı şimdi. Senden para isteyen oldum dedim ben. Hayır dedim. Şu oldum, hayır bu oldum. Ben sıralıyorum. Olmazsa olmazlar var çünkü. Allah'ına, dinine, imanına, kitabına, nikahına konuşsan şimdi dedim. Gittiğin yere aylık kaç para veriyor dedim. Kafasını eğdi. Hatta daha açığını söyleyeyim. Sana dedim aylık kaç para ödemeni emredip de çekini senin elinden alıyorlar. Sustu. Sen dedim benim de aynı parayı vermem için mi çağırıyorsun dedim. Senin aylık limitin düşsün diye mi? Kaldı. Kim kimi davet edecek şimdi dedim ben. Kim kimi davet edecek? Allah bizi affetsin. Vezir gibi sermayeyi yol vuruculuktan edinme. Bu her türlü sermaye. İşin maddi tarafı var, bir de işin nefsi tarafı var. Aa işte, efendim ben namaz kılmasam olur mu? Olur olur. İstanbul'da çok. Mevlevi, namaz yok, abdest yok, oruç yok. Sevelim, sevilelim, muhabbet edelim. Farz yok hiç. Haramları saymamışlar zaten. Haram nereden çıkmış hocam diyor. Bu şey sohbetleri çok güzeldi. Ne o? Yapıyorduk ya, meşhur. Beyoğlu, evet. Oradan çıkınca hemen telefon açıyorlardı bana yolda. Tabi. Olmadı. Orada da konuşuyorlardı zaten. Hazreti Mevlana tesettüre aykırıydı filan. Tabi. Var İstanbul'da. Her yerde var. Milletin kafasına göre din dizayn ediyorlar. Oruç tutmasan da olur. Namaz kılmasan da olur. Ya hiç önemli değil. Her türlü gevşeklik var. Allah muhafaza eylesin. Bu da sermaye kurmak.
Anladınız mı? İnsanlara şirin görünmek için dinin kaidelerini ifsad etmek. İnsanlar bana muhabbet beslesin diye konuşmak. Öyle din anlatmak. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın kullarını namazla men etme. Yani sen yol vurucu olma, yol kesici olma. İnsanları namazdan men etme. Sadece namaz değil bu. Ya farzlardan men etme insanları. Farzları önemsizmiş gibi gösterme. O kafir vezir din nasihatçisi olarak hile ile badem elvasına sarımsak karıştırmıştı. İşte o vezir bize normalde öyle bir oyun oynadı ki, oynuyor ki o vezirler. Bunlar dinin içerisinde din sohbeti ediyormuş gibi davranıyorlar. Dini muhabbet ediyormuş gibi yapıyorlar. Ama bunlar hile ile badem helvasına sarımsak karıştırıyorlar. Hile ile. Biz çok makul görüyoruz onu. Bu çok malum olarak görüyoruz. Diyoruz ya bu da olabilir. Ne varmış bunda? Veyahut da biz öyle kimseleri çok ilerici çağdaş hoca görüyoruz. Onlar oyna kızım hacca deyip bir de oynatıyorlar hatunlar ortalıkta. Hep beraber. Din olarak aktarıyor bunu. Herkes de kendince diyor ki dinin içerisinde bu da varmış. Veya bunun gibi daha bir sürü şeyler buluyorlar. Ve buldukları şeyleri de insanların içinde din olarak aktarıyorlar. Kur'an ve sünnete uymayan şeyler. Allah muhafaza eylesin. İnşallah 446'dan devam edeceğiz. Allah'tan bir şey gelmezse. Şu sorulara da inşallah bir göz atalım. Cama teyemmüm yapılır mı yapılmaz. Her ne kadar cam toprak cinsinden olsa da belli bir şeyden geçtiğinden dolayı ne o? İşlemden geçtiğinden dolayı cama teyemmüm olmaz. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini ve aynı zamanda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de nuraniyetinin ve cismaniyetinin Kur'an'a hizmet edecek kimselerin de indirildiğini geçen seneki Kadir gecesi sohbetinizde söylemiştiniz. Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Hani Kıbrıs Savaşı'nda bu normalde beş parmak dağları varmış. Ben görmedim, görenler anlatıyorlar. Tankçının birisi tank orayı çıkarmış. Demişler ki indir bunu. Adam demiş ki indiremem. Neden? Demiş o gün bu. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Sonra anlattılar, bu sefer ordu o tankın başına bir tane nöbetçi koymuş. Vardır öyle şeyler, ne o? Askeriyede enteresan şeyler. Ben gittiydim Doğu Beyaz'da, bir tane orada, ondan sonra şey var. Ben 106 geri tepmesizciydim ben. Bir tane geri tepmesiz, mesela 6 tane oluyor geri tepmesiz takım halinde, 2-2. Bir tanesi orada duruyor. Dedim bu ne? Filanca ordugahta ateş almadığından cezalı. Başında bir tane de şey, ne o? Asker nöbetçi. Yani geri tepmesiz, top cezalı. Bir ordugaha çıktıklarında ateş almamış. Ateş almayınca da bu sefer ona ceza vermişler şeye, topa. Yani onun başındaki sorumlusuna ceza vereceklerine topa ceza veriyorlar. Şimdi bazı sohbetler var, geri dönüşü yok. Yolculukta farzları iki rekat kılınca sünnetleri kılmalı mıyız?
Hanefiler isteyen kılabilir, istemeyen yani isteyen kılabilir diye hükmetmişler. Ama size burada şunu söyleyeyim. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah der ki ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle 23 kez seyahat ettim ve seyahatlerin hiçbirisinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nafileleri kıldığını görmedim. Bu tabi Hazreti Peygamber sonuçta nafileleri kılsaydı insanlara bir ölçü olurdu. Kılmak icap ederdi. Ama Hanefiler demişler ki kılınabilir. Kardeşler de kılabilirler isterlerse. Sevgide ölçü nasıl olmalıdır? Ölçü varsa akıl vardır. Aklın olduğu yerde de sevgi yoktur. Muhabbet vardır. Ölçülü davranan muhabbet besleyendir. Tabi muhabbet de sevginin içindedir. Beğenmek de sevginin içindedir. Ama buna ölçü konuluyorsa ölçü bu muhabbet olmuş olur. Çünkü her ne kadar bazı hadisçiler buna zayıf hadis dese de sevenin gözü kör, kulağı sağır olur hadis-i şerifini unutmamakta fayda var. Ama sevgi bu manada ölçüsüz müdür? Hayır. Ama ölçü koymak gerekirse herkes kendi sevgisine ölçü koyar. Bize göre bir başkasının yaptığı bize göre ölçüsüzdür, ona gayet normaldir. Bir kimse cebindeki 1 lirayı sevdiğine yedirir. Onun için gayet normal, ölçülüdür, makuldür. Ama bir başkası sevdiğine 5 lira yedirir. Onun da 10 lirası vardır. Birisi onda birini yedirir. Birisi onda beşini yedirir. Birisi onda onunu yedirir. Birisi daha borç alır dışarıdan yedirir. Bakın hepsi de bunun insanın kendincesidir. Kendince. O yüzden birisini biz ölçüsüz görebiliriz. Bizim ölçülerimize göre onun yaptığı ölçüsüz. İstiyoruz ki ya olabilir mi böyle bir şey? Olmaz ya. Aha, yapıyor. Ama biz kendi kendimize kendi ölçümüzü koymaya çalışıyoruz. Kendi ölçümüzü koyarken de aslında kendi sevgimizi gösteriyoruz. Kendi ölçümüzü koyarken bir taraftan kendi sevgisizliğimizi gösteririz. Ama biz öyle olumsuz yerden bakmayalım. Benim çünkü o da felsefeme aykırı. Benim felsefeme göre herkesin sevdiği vardır ve sevendir. Burada herkesin sevdiği aynı ölçüde değildir. Herkesin sevdiği de aynı değil. O zaman biz bakarken kendi sevgi ölçümüze göre onu değerlendirir. Ona göre ölçü koyarız ki bu bizim ölçümüzdür. Bu sevginin ölçüsü değildir. Yoksa hani meşhurdur ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gelir bedevinin birisi. En çok kimi seviyorsun ya Resulallah der? Ayşe'yi der. Bu normal, akla, mantığa göre bir peygamberin söylemesi gerekmeyen bir şeydir bu. Hatta ben bunu söylüyorum diye bunu böyle anlattıktan sonradan beni eleştiriyorlar. Yani sen Hazreti Peygamber Efendimiz'e öyle söyledin ki sanki kadına düşkünmüş. Pes. Oysa bize ders veriyor. Erkeklere ders veriyor. İnsanlara ders veriyor. Çünkü bu sözü de başka bir hadis-i şerif destekliyor, teyit ediyor. Bana dünyadan 3 şey sevdirildi. Birisi kadın, güzel koku, gözümün nuru da namazdır. O sevmeyen, sevmekten uzak duran, kadınları 2., 3., 4., 5. sınıf vatandaş hükmüne koyan, o coğrafyada
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri insanlara örnek bir yol koyuyor. Bu Allah'ın yolu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kendi aklınca, fikrince veya heva ve hevesince koyduğu bir şey değil. Ne söylediyse Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirdi. Cenab-ı Hak söyledi. O zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki bana en fazla ne sevgi? Ayşe'dir diyor. Ayşe validemiz de soruyor zaten. Beni nasıl seversin ya Resulullah? O da diyor ki gördüğüm gibi. Arada sorarmış. Gördüğüm ne alemde? O da cevap vermiş. İlk günkü gibi. O zaman sevgiye bakarken biz aslında kendi sevgimize bakıyoruz. Hani başka bir hadisi kutsi vardır. Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini öğrenmek istiyorsanız sizin Allah'ı ne kadar sevdiğinize bakın. O zaman biz sevgiye bakarken birisinin bizi ne kadar sevdiğini merak ederiz ya. Hayır. Biz onu ne kadar seviyoruz? Ona bakalım. Bizim toplumumuzda şöyle yerleştirilmiş. O seni ne kadar seviyor? Sen de onu o kadar seveceksin. O seni ne kadar seviyorsa sen de onu o kadar seveceksin. Sen teyit edeceksin. Sana göre az seviyor, sen de az seveceksin. Böyle bir sevgi düşünülebilir mi? O zaman sevginin ölçüsü aslında bizim kendi sevgimizin ölçüsüdür. Ona ben pozitif noktadan bakmak istediğim için öyle söylüyorum. Onun gerçeği şudur. Bizim sevgiye baktığımız, kendimizce koyduğumuz ölçü geri kalan sevgisizliğimizdir. Eğer koyduğumuz ölçünün geri kalanını sevgisizlik olarak görürsek daha sevgiyle doldurulacak çok yerimizin olduğunu görürüz. Sevgimizi yeterli gördüğümüzden dolayı sevgisizliğimizi görmekten uzağız. Kendi, hani Hazreti Mevlana der ya, sinekten bahsederken, o sinek der, unutsun, çok affedersiniz, bir sidiğin içerisinde, bir saman çöpünün üzerinde, kendini der, bahirde, denizde, okyanusta zanneder. O saman çöpünü de der, büyük bir gemi zanneder. Kendini de o geminin kaptanı deryası olarak görür der. Aslında tersinden baktığımızda, biz o saman çöpünün üzerindeki karınca misaliyiz. Biz onu tersinden bakmadığımızdan biz kendi kendimizi aldatıyoruz. Kendimizce biz sevgi dünyasında yüzüyoruz. Oysa bakarsak sevgisizliğimizin büyüklüğünü göreceğiz. O yüzden asla sevginizi yeterli görmeyin. Asla. Ne zaman ki sevginizi yeterli gördünüz, bilin ki sevgisizliğin içerisine düştünüz, bocalıyorsunuz. Allah muhafaza eylesin. İlk görüşte aşık vardır. Kişi ilk görüşte aşıklık makamına yükselebilir mi? Aşk yolunun sonu var mıdır? Bakın, bizim yürümeye çalıştığımız yol aşk yolu. O yüzden aklınız yerindeyken terk edin. Sonu yok. Bir müddet sonra ben bunu söylediğimde, siz daha yenisiniz ya burada, bir müddet sonra ben bunu söylediğimde geç kalmış olacaksınız. Belki de hala da geç, yani zamanınız olabilir. Aklınızı devşirin. Aklınızı elinize alın. Kendinize gelin. Bu yolun sonu yok. Bu kabre girdiğinizde de rahat etmeyeceksiniz. Orada da devam ediyor. Kabirde de devam ediyor. O yüzden ben arkadaşlara diyorum ki bilhassa yeni gelenler, 3 tane bugün yeni kardeş ders aldı. Burada mı onlar, gittiler mi? Burada mısınız? Yol yakınken bak, isterseniz bırakıp gidebilirsiniz. Ben çünkü kaç, 2000 bazen hesaplamakta güçlük çekiyorum. 86, 28 mi olmuş? 28 yıl olmuş. Bitmiyor. Dergahın içerisinde olan.
Buna 10 yıl da önceden koyun, 38 yıl olmuş. Yol yakınken kaçın buradan. Yolun sonu yok. O yüzden bir kimse gerçekten ilk bakışta, ilk görüşte, ilk duruşta aşka ulaştıysa görmüş olduğu makam makamsızlık, görmüş olduğu mekan mekansızlıktır. Eğer bir makam gördüyse kendine, o aşk değildir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandınız mı? Hayır. Ben oy kullanmıyorum. Bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlara. Sakın böyle bir şey algılanmasın. Ama ben oy kullanmıyorum. Ben bir tek darbecilerin yargılanması ve Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi için memleketimi seviyorum ben. Memleketime faydalı olacağına inandığım için referandumda evet oyu kullandım. Ben başka bir sefer oy kullandım. Oy kullanma yaşım geldiğinden beri o 93'te mi 94'te mi ne bir ittifak etmişlerdi. Refah Partisi, MHP, bir de Millet Partisi mi ne vardı o zaman? İslahçı Demokrasi. Aykut. Onlar birleşmişlerdi. Neydi o? Aykut Edibali. Aykut Edibali birleşmişlerdi. O birleştikleri zaman oy kullanmıştım ben. 93 mi oluyor? O da şeyhimin emriyle kullandım. Ben başka hiç oy kullanmadım. Bir de referandumda evet denmesi için arkadaşlara, o bu darbecilerin ve darbelerin sonu olsun diye arkadaşları da teşvik ettim evet kullanmak için. Ben daha henüz daha şu ana kadar bir siyasi partiye oy kullanmadım. Bir siyasi partinin de destekçisi olmam. Bunun sebebi birisini beğenip beğenmemeyle alakalı değil. Bunun sebebi derinlemesine çok geniş. Çünkü Türkiye'de gerçek bir İslami seçim yok. Osmanlı'yı yerden yere vururlar. Osmanlı'da milletvekillerini insanlar kendileri seçer götürürlerdi. Partileşme yoktu. Şimdi partiler kurdurdular insanlara. Herkes partilerin peşinden giderekten milletvekillerini seçiyor. Milletvekillerini partilerin başındaki parti başkanları belirliyor. Bu hangi parti olursa olsun onun iki dudağının arasında. Belediye başkanlarını o iki dudağının arası belirliyor. Şimdi işte hani kamuoyu yoklamaları yapıyorlar, şunları bunları yapıyorlar. Bunların da dahi hepsi de bir yerde boş. Ne zaman ki bu ülkede milletvekillerini halk kendisi belirledi, o zaman özgürlüğüne kavuştu. Ne zaman ki belediye başkanının adaylarını halk kendisi belirledi, o zaman bu insanlar özgürlüğe kavuşacak. Benim vermeme sebebim bu. Ben yani birisinin bana dayatmış olduğu bir kimseyi tasdikleme memuru olarak kendimi görmek istemiyorum. Siyaset yapacak olan insanlar bir kimsenin iki dudağının arasına bağlı kalmayacaklar. İnsanlar koşturuyorlar, para harcıyorlar, zamanlarını harcıyorlar, emeklerini harcıyorlar.
aday olacakları zaman birisi tepeden filanca aday olacak diye bitiyor her şey. Aileler çöküyor. Aileler çöküyor. Ailelerin kendi içlerindeki huzurları çöküyor. Bu değil. Bu değil. Allah muhafaza eylesin. Ben böyle enteresan şeylerim var ya benim böyle. Ne o? Tespitlerim. Örnek. Önemli değil hangi parti olduğu. Diyecekler ki AK Parti örneğin. Bursa'dan milletvekili adayı sıralaması var. Koyacaklar sandığı oraya. Koyacaklar noteri de oraya. Üyelerine diyecekler ki sıralayın kendiniz. Üyeler gidecekler. Kimse milletvekili adayları kendi içlerinde tespit edecekler. Birinci sırayı kim girecek? İkinci sırayı kim girecek? Bitti. O zaman insanlar siyasetçilerine sahip çıkacaklar. Ben şimdi Bursa'daki AK Parti milletvekillerini tanımıyorum. MHP milletvekillerini tanımıyorum. CHP milletvekillerini tanımıyorum. Ne gelecek adam bize? Nasıl olsa genel merkezden birisi onun adayı ne o? Genel merkezden bir iki tane dayı emmi bulduysa o ona aday gösterecek. Ne yapacak bizim yanımıza gelip de? Kendini ne tanısın ki? Ve o adam oradaki insanların lehine ne yapsın ki? Ne yapacak? Büyük işi ne kadar etkiler, yapılan büyünün etkisinden nasıl kurtulunur, büyü nasıl bozulur? Ben bu işlerle çok ilgili alakalı değilim ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri etkilendiğine göre bütün herkes etkilenir. Kurtuluşu da felak nas ayetül kürsi olarak biliyorum. Berzah alemi nedir? Orada beraber olan ruhlar burada da beraber olur mu? Hadis-i şerifte öyle diyor. Ruhlar aleminde birbirlerine muhabbet besleyenler, birbirlerini sevenler bu dünyada da birbirlerine muhabbet beslerler ve severler. Süleyman Efendi'nin cemaatinin açmış olduğu anaokul, ilkokul gibi okullarda hem okul eğitimi hem de dini eğitim verilmekte. Bu okullar çocuklarımızı vermemizde bir sıkıntı var mı? Normalde nasıl bir eğitim verdiklerini bilmiyorum. Cemaatlerin, okulların, işin gerçeği bu. Gerçekten de ne yaptıklarını bilmiyorum. Nasıl eğitim verdiklerini de bilmiyorum. O yüzden oralardan eğitim alanlar, orada çocuklarını götürenlerden bunu sorsanız daha uygun bir şey yapmış olursunuz. Sonuçta Türkiye'de bunun normalde işte uzun yıllardan beri mücadelesi verildi. Sonradan böyle cemaatler ama işte Fethullah Hoca'nın cemaati, işte Süleyman Efendi'nin cemaati gibi. Daha işte okuyucuların var, yazıcıların var, çizicilerin var. Böyle dini cemaatlerin açmış oldukları okullar var. Bu okullara çocuklarını insanlar götürüyorlar dini eğitimlerini alsınlar diye. Ne kadar dini eğitim veriyorlar bunu da bilmiyorum. Ama tespit ettiğim bir şey var. İlkokul çocuklarını bilmiyorum. Bursa'da bizim bir arkadaşımız bana ilkokul için böyle bir araştırma yapmış kendiliğinden. İlkokul 2'ye giden çocuk için 13 milyar lira istemişler. Dedi ki 13 milyar, 14 milyar istemişler, 13 milyara kabul edecekler dedi. Güldüm ben de. Benim sadece takıntım bu benim. Hakkınızı helal edin. Takıntım. Bir cemaat, bir cemiyet, bir tarikat, hiç kimseye atıfta bulunmuyorum. Üzerine alınanlar da alınsın. Bundan da korkmuyorum. Şöyle düşünün. Biz bir tarikatız. Biz kendi içimizden para topladık, bir okul yaptık. Ve kendi içimizden de çalışan öğretmenler koyduk oraya.
bu öğretmenlerin dışarıda maaşları 3 milyarken bizden 1 milyarlara, 1,5 milyarlara çalışacaklar. Ne için? Allah rızası için diyecekler. Ama biz gelen çocuklardan yine herkes kaç para alıyorsa o para alacağız. Kazandığımız parayı ne yapacağız? Kazandığımız parayla bir okul daha açacağız. Bunu diyebilirsiniz. Biz cemaat olmaktan çıkıp ticaret erbabı olduk mu onunla? Kazandığımız parayla ne yapacağız? Sorunun cevabı bu. Hangi cemaat, hangi tarikat olduğu önemli değil. Türkiye'de harıl harıl bütün cemaatler, tarikatlar okul açıyorlar. Ve okullarını açarlarken diyorlar ki dini bir eğitim vereceğiz. Dostlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli eğitim müfredatı var. Milli eğitim müfredatının dışında bir okulun olması mümkün değil. Doğru mu hocam? Ben sadece şunu öğrenmeye çalışıyorum. Biz verdik parayı. Şimdi biz daha önce bizim içimizde bunlar çok önceden tartışılmış konular. Bizim de içimizde arkadaşlar diyorlardı ki bize, bazı arkadaşlar diyorlardı ki biz de okul açalım. Biz de yurt açalım. Ben de diyordum ki okul açtığınızda o öğrencilerden ücret alacaksınız mı, almayacaksınız mı? Ücret alacağız. Ücret aldığınız her şey ticaret olur. Kazandığınız parayı ne yapacaksınız? Onu söyleyin bana. 1980 D80 hatta 78'de 76'da hatta 76 77 78'de yurtlar okullar yapılmaya başlanırken şunu diyorlardı bize. Biz o zaman daha 16-17 yaşlarındaydık. Siyasetin cavcamında koşuşturuyorduk. Belimizde çifte silahla. Bize şunu söylüyorlardı. Cemaatlerdeki ondan sonra belli cemaatlerde koşan arkadaşlar diyorlardı ki yanlış yerde koşuyorsunuz. Eyvallah. İşte ben onlara şunu söylüyorum. Bu yurtları yaptırıyorsunuz, okulları yaptırıyorsunuz. Bir de ücret alıyorsunuz. Bana şunu diyorlardı. Bir gün gelecek, güçleneceğiz ve bu okuyan çocuklardan hiç ücret almayacağız. 78 diyeyim ben. 88, 98, 2008, 2018. Kaç? 40 yıl mı olacak 2018'de? 40 yıl geçti, hala da güçlenmediler. Ve hala da yüksek paralarla çocukları okutuyorlar. Ben sadece sorduğum sorulara cevap almaya çalışıyorum. Onları da alamıyorum zaten kimseden. Kendi kendime soruyorum. Kendi kendime o soruyla kalıyorum. Gece namazını 4 katı kıldığımız zaman sünnet namaz gibi mi yoksa farz namaz gibi mi kılınır? Sünnet namaz gibi. Bütün nafileler sünnet namaz gibi kılınır. Namaz kılmaya başlarken ya da başka bir şeye niyet ederken Allah rızası için diye mi yoksa Allah için mi niyet etmeliyiz? İkisi de olabilir. Mescid-i Nebevi'de 40 vakit namaz kılmak için adı şerif var mıdır? Orada normalde bununla alakalı zayıf da kabul edilse hadis-i şerif var. İlahilerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi geçiyor ama peşinden salat getirilmiyor. Bunda bir sakınca var mıdır? Onu dinleyene o.
ya Resulallah, bir toplumda senin adın anılır da o topluluğun içindekiler sana salatu selam getirmezlerse Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Amin. Hadis-i şerif bu. Cebrail aleyhisselamın sözü. Cebrail aleyhisselam diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri minbere çıkarken bir adım atıyor. Şimdi cuma hutbelerinde görürsünüz. Minber bir adım atar, dua eder. İkinci adım atar, dua eder. Üçüncü adım atar, dua eder. Bu hadis-i şeriften kaynaklanır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir adım atar, Cebrail aleyhisselam diyor. Der ki ya Resulallah, bir kimse oruç ayına, Ramazan'a denk gelir de sonunda affolmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Amin der. İkinci adım atar. Ya Resulallah der sallallahu aleyhi ve sellem. Anne babası yanında ihtiyarladığı halde cenneti kazanmayanı da Allah lanet etsin der. Amin der. Üçüncü adım atar. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir toplulukta senin adın anılırsa orada birisi sana salatu selam getirmezse Allah ona lanet etsin der. Amin. O yüzden bir yerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin adı anıldıysa o bu adı anana değil dinleyenlere salatü selam getirmek. Ayet-i kerimeye bakarsak farz ama Hanefiler onu vacip hükmüne almışlar. Ayet-i kerimede diyor ki ey iman edenler, ey iman edenler, Allah ve gökteki melekleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salatu selam getirir. Sizler de salatu selam getirin der. Bu emir sigasıyladır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ismi anılınca duyanların salatu selam getirmeleri bu noktadan bir veçeden farz, bir veçeden vacip hükmündedir. Namaz kılarken, secdedeyken gözlerimizi kapattığımızda namazımız kabul olur mu? Evet. Duygularımızı nasıl yorumlamalıyız? Düşünce yoğunluğu içerisinde sıkışıp kaldığımızda ne düşünmeliyim? Çünkü içim sıkılıyor, içim içime dar geliyor. Allah'ı zikret. Her darlığı genişletecek olan en büyük iksir Allah'ı zikirdir. Her savrukluğu toparlayacak, her dağınıklığı istikamete sokacak, her eğriliği doğruluğa ulaştıracak olan en önemli iksir Allah'ı zikirdir. Aman ha! Hafife almayın. Hafife almayın. En sıkıntılı, en böyle girit meselede, en fırtınalı noktada hemen kendinizi zikir bahçesine atın. Hemen, anında. Cenab-ı Hakk'ın selametlik dairesidir. Bir kimsenin maneviyatını, duygu ve düşüncelerini etkiler. İstediği ya da çok düşündüğü bir meselede gösterilenler nefisten midir? Allah razı olsun. Ne etkileyecek ama? Duygu ve düşünceler etkiler mi? Maneviyatını etkiler mi? Burayı anlayamadım. Bir daha yazarlarsa cevap veririz inşallah. Hakkınızı helal edin. Bir El Fatiha çekelim, kalan kalsın. Amin. Evet. Buradayım, sorularınızı alabilir. Gitmek isteyenler serbest. Öyle birisini Gazi'ye, biz bir yere gittik. Bundan da böyle anlamayın. Şimdi sohbete gittikten sonra böyle sohbetin böyle tam şeyinde Şeyh Efendi o zaman için benim şeyhim değil El Fatiha dedi. Ondan sonra arkadaşlar gidebilirler dedi. Herkes oturuyor. Ben üzerime alındım. Bizim rahmetli Seyit Taş da yanında. Dedim kalk bize söylüyorlar dedim ben. Ondan sonra neden dedi? Ulan bir yabancı biz varız içeride dedim. Bizden başka dedim. Burada yabancı yok. Zaten herkes bize bakıyor böyle. Hani bunlar nereden geldiler diye. Ben de duyuyorum. Onlar böyle kadınlı erkekli zikrullah yapıyorlarmış.
Ondan sonra neyse yani ben şimdi onu da normalde duydum ya. Bir de bizi götüren de dedi ki şey efendi Fatiha dediğinde kalkarsınız siz dedi. Sen dedim ben biz kalacağız dedi orada. Dedi. Şimdi hepsini üst üste alt alta toplayınca bizi gönderiyorlar. İki tane kelaynak kuşu gibi biz varız zaten. Bizim kılık kıyafetimiz de belli zaten. Böyle çok moda değiliz, çok lüks değil. Herkesin böyle kılık kıyafeti çok moda, çok lüks, harika. Her şey böyle. Yani bir tek köylü biz varız orada kelaynak kuşu gibi. Hacı'ya dedim kalk biz gönderiyoruz dedim ben. Biz öyle kalktık. Allah bizi affetsin inşallah. Öyle anlaşılmasın yani normalde. Tabii her sohbetin bir saati vardır. Bizim de bu noktada genelde ben 11'de her yerde zikrullahı sohbeti genelde sonlandırmaya gayret ederim. Bazen yaz günleri kantarın topuzu kaçıyor ama çenemde düşük ya benim. O yüzden saat yine 11 oldu. 11'i geçiyor. Ben o yüzden El Fatiha deyim dedim. Yine de buradayız yani Allah izin verirse. İddialı konuşmayayım ama sabaha kadar demeyeyim de kendimi içini kitlemeyeyim buraya sabaha kadar. Sınır koymayayım. Ya, sınır koymayayım yine işte değil mi? Allah razı olsun. Ben dergahın içerisinde uykusuzluğuyla meşhur olandım. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Biz böyle şimdi Şeyh Efendi böyle bir tarafa gider gelirdik. Oradakiler şimdi benim geleceğimi bilirler. Bütün herkes büyük bir hırsla beni uyutmak için beklerlerdi. İşte biz Şeyh Efendi ile 3 gün, 4 gün, 5 gün halbuki yol gideriz. Bunlar dinlenmiş vaziyette ama işte Şeyh Efendi yatacağı yerde yatırırız biz. Yatacağı yerde yatırdıktan sonra beni alırlar götürürler şimdi bir yere. Orada soruydu, sohbetti, muhabbetti derken beni uyutmayacaklar. Tabii Cenab-ı Hak hamdolsun. Benim de öyle bir kırık ya kafa. Öyle uyku geldi yok bende pek. Gençlik de var o zamanlar. Bunların hepsini uyuturdum ben. Hepsini uyuturum ondan sonra çeker giderim evden. Sabah kalkarlar bir bakarlar ki ben yokum. Öyle enteresan günler yaşardık. O yüzden gene henüz daha öyle bir düzenli uykuya sahip olmak için uğraşmadık. Öyle bir şeyimiz de yok zaten. O yüzden zannetmeyin ki yani uykumuz geldi gideceğiz. Hele Cemil kahveyi üst üste de getirdi ya. Diyor ki uyuma sabahlara kadar. 9 da dedi zaten bol bol çay içeceksin, kahve içeceksin, soda içeceksin dedi. Bizim de canımıza comcum. Haydi sorun bakalım. Efendim Yunus Emre Hazretleri şiirinde ben sende hakkı gördüm, sen bana onun aynası gibisin diyor. Yunus'a sormak lazım. Sen de ben. Sözü sahibine sor sen. Eğer sahibi o sözü söylerken aklı yerindeyse cevap verecek. Ama o sözler akıl yerindeyken söylenen sözler değildir. Yunus'a da sorsan o esnada sorman lazım diyecek. Mümin müminin aynasıdır sözündeki ayna ne peki? Ayna. Ayna. Aynı ayna mı? Aynadan ne anlıyorsan o. Aynadan ne anlıyor? Yunus'un sözüyle birleştirdiğim zaman Tatlıken ne için söylüyor? Ben sende hakkı gördüm, sen bana onun aynası gibisin dediği zaman mümin olma yolunu karşıdaki insana baktığı zaman insanın hakkı görmesi veya onun bir sıfatını görmesi lazım. Hakkı gördüm sende deyince işte haktan yana gelen veya Allah'a hatırlatan, Allah'a gösteren bir şey mi görmesi lazım? Hakkı görmüş onu. Sen de Allah'ı gördüm deseydi iş değişecekti. Hakkı gördüm demiş. Evet.
anlayamadım ya. Dünyada kılınmayan namazlar ahirette borç olarak kılınacak mı? Biz buna evet diyelim gene de. Kaza namazlarını hiç olmazsa insanlar kılsınlar. Hayırdır diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz de. Ben başka cenahtan kalbime bir şey düştü. Hani kul mizana çıkarılıyor ya. Mizana çıkarılınca Cenab-ı Hak kulunun diyor kulağına eğildi. Dedi ki senin bu günahları, bu sevaplarını, bu yaptıklarını kabul ettim. Kul diyor sevindi. Ardından kulağına bir daha eğildi. Dedi ki sen bu günahları da işlemiştin. Kul diyor bunu duyunca üzüldü. Ondan sonra dedi ki diyor Allah bunları sevaba, hayra çevirir. Kul bir sevindi ki dedi ki diyor keşke biraz daha fazla günah işleseydim. Sakın siz öyle yapmayın. Sakın. Abdest alırken başörtmek şart mı? Normalde erkekler yoksa şart değil. Kılınmayan namazların kazası olur mu? Evet. Tabi buna da hayır diyen profesörler var Türkiye'de de. Ben onlara katılmıyorum. Bayındır. Abdülaziz Bayındır. Gibi. Sonradan bayraktar da girdi değil mi o işin içine? Önceden öyle değildi abi Koya. Demek ki o da adapte oldu efendim. Evet. Şey de girdi o işe, vardı ya bir tane tefsirci, Şia, gizli Şia var ya televizyona çıkıyor şey. Mustafa İslamoğlu. Şia oldu o da. Sakladı, gizledi ama Şia. Hazreti Mevlana diyor ki, aynan neden diyor sana doğru söylemez, bilir misin? Üzerinde diyor toz ve kir pas vardır. O yüzden diyor sana doğruyu söylemez. Demek ki bir ayna da insanın içinde var. İki taraf. Taraflarını sen tayin et, sen araştır. Demek ki insana önce kendisine ayna tutacak dışarıda bir ayna lazım. Sonradan da ayna içinde oluyor demek ki. Kendi aynana bakıyorsun. Kendi aynasını fark edemeyen bir kimsenin dışarıdaki aynayı fark etmesi mümkün değil. Devamında onu da diyor da efendim, peki neden sadece Tapduk Emre Hazretleri, Mevlana Hazretleri de aynı aynayı görmemiş mi? Neden görmesin? O da aynı şeyi söylemiş. Yol iki değil, bir. Sufilik yolu hepsi de bir mürşid-i kamilin terbiyesinden geçer. Nereye giderse gitsin. Kime giderse gitsin. Söylenen sözlerin o terbiyenin içerisindeki yoldaki vardığı menzile göre sözler değişir. O menzildeki duraklardaki hale, oradaki tecelliyata göre sözlerin anlamı ve tecelliyatı değişir. Yolun başında söylenen söz ile görülen hal ile bir müddet sonra gidildikten sonra söylenen söz ile görülen hal aynı değildir. Aynıysa zaten o derviş yerinde saymıştır. O şeyh de yerinde saymıştır.
Şeyhler de yol giderler. Bunu söylemek istemezler hiç. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben günde 70 kez tövbe ederdim der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu noktada peygamberlik kemalatı noktasında değil, velilik kemalatı noktasında hayret derecelerini her daim açar. Hayretten hayrete geçer. O yüzden velilerin yolu da sonsuzdur. Peygamberlerin de velilik yolları sonsuzdur. O yüzden normalde herkes bunu böyle anlamaz, anlamak istemez. Derler ki, bana derler mesela. Bundan 10 yıl önce şöyle diyordun, şimdi böyle diyorsun. Ben de elhamdülillah derim. Bu normalde eğer geriye gidiş değil ise o kimsenin de yol gittiğini gösterir. O yüzden yol giden kimsenin normalde buradan siz Ankara'ya yola çıksanız Düzce'de anlatacağınız şeyler farklıdır. Bolu'da anlatacağınız şeyler farklıdır. Ne bileyim bu yol güzergahında işte başka ne var şimdi buradan giderken? Efendim? Adapazarı var. Ondan sonra Düzce, sonra Adapazarı'ndan sonra değil mi? Düzce var, Bolu var. Anlatacak olduğunuz şeyler farklı farklıdır. O yüzden hala daha siz Düzce'de, Ankara yolunda Düzce'yi anlatıyorsanız orada kalmışsınız siz. O yüzden günü günü müsavi olan zarardadır. Hadis-i Şerif. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Hazreti Mevlana. Dün dinde kaldı cancağız. O yüzden boş ver. Aynalı baba gibi ol sen de içinde. İstersen bu alemi komple ayna gör. Her baktığın yerde kendini gör. İstersen kendini aynaya, her bakan kendini görsün. Hangisini tercih edersin? İkincisini yaparım. Benlik var. Kendini tanıtmaya çalışma. Her baktığında kendini gör. Her baktığın yerde kendini görürsen, kendini disiplin eder, kendini terbiye edersin. Hep kendini böyle kendince istim üzerinde tutarsın. Ama her bakan kendini görsün ben de dersen olmadı. Ama yol bu, böyle öğreneceğiz. Bundan da kendi kendini böyle aşağılara atma. Böyle öğreneceğiz. Anlaşıldı? Bizdeki eğitim, öğretim böyle düz bastık mantık kalıbında değil. Yaşaya yaşaya, sonra öğrene. Sonra öğrene. Biz önce her baktığımız yerde kendimizi görelim. Ve kendi eksik ve noksanlıklarımızı bilelim. Kendimizi her daim disiplin edelim, terbiye edelim. Kendimizi ne kadar disiplin eder, terbiye edersek biz o kadar ayna olmaya aday oluruz. Ama hiçbir zaman ben ayna oldum demem. Bu da benden herkese nasihat olsun. Ayna oldum diyen hep utanır. Oldum diyen hep utanır. Bildim diyen hep utanır. Benden başkası yok diyen hep utanır. Hani Hazreti Musa Aleyhisselam'a sordular ya, ya Musa senden başka daha büyük alim var mı? Yok dedi. Hemen Cenab-ı Hakk'ın tacibuna gitti bu. Cenab-ı Hakk'ın canı sıkıldı tabiri caizse. Hemen onu gitti, Hızır'a kul etti onu.
oldum diyene bir paraya pul edip satarlar. Olmadık çocuğun önünde rezil ederler. Sakın. Allah rahmet eylesin, ölü oldum diyen birisi geldiydi de Şeyh Efendi'nin yanına, bizim de gençliğimiz tabi o zaman. Böyle çok böyle adam tepeden konuşmaya başlayınca, böyle Şeyh Efendi durdu. Ona dedi ki, efendi dedi, çok dedi, kale gerek yok dedi. Şu bizim dedi, usta efendiyle dedi, şuradan kabrin başına gidin dedi. Altındakinin isimlerini söyleyip geliverin dedi. Kaldı. Adam. Durdu. Usbus oldu. Muhabbet bitti. Dedim ya ne güzel bir şeymiş kendi içimden. Hani bir tek cümle söyle muhabbet bitsin. Adam sustu. Kaldı. Bitti. Tamam bitti. Bu kadar ya. Oldum diye. Biz de daha o zaman tazeyiz. Yani böyle yeni dersim, daha bir senelik filanım böyle işte. Kaldım böyle baktım, yılların şeyhi adam, sufi, şeyh sözler. Kalıbı, her şey yerli yerinde. Biz daha dünkü çocuk. Daha 6 aylık, 8 aylık dermişiz biz de. Dedim şu hale bak, adamın düştüğü noktaya bak dedim Mustafa Özma dedim. Sakın ha dedim, dilini tutacağım bu işte. O yüzden sakın ha, herkes için. Biz şöyle rüya görürüz demenize gerek yok. Şöyle hal görürüz biz demenize gerek yok. Allah beni ikaz eder, rüyamızda rüyamda gösterir demenize gerek yok. Susun. Allah'ım korusun inşallah. Amin. Evet. Aleyküm selam, hoş geldin. Nasılsın? Harikayız elhamdülillah. Amin inşallah. İnşallah üstadım. Adapazan'da da bir yerimiz oldu sizinle. Ne zaman geleceksiniz? Bize bir takvim belirleyin de. Gözlerimiz yollarda artık kalmasın üstadım. Sen söyleyemediklerini buna mı ezberletiyorsun? Evet, o meccane çıkıyor bizden. O meccane. Ya, bakıyorsun yani hesapta yok yani. Tutulmuş hali bu efendim. Öyle mi? Tutulmuş hali bir de. Üstadım ben ki Bursa'ya kadar gelecektim ben de. Bazı sıkıntılardan dolayı gelemedik. Bu akşam da bir cenaze var bizim diye. Hacı abimizin hanımı rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Özellikle orayı bıraktım, koşa koşa geldim. Yani bunu söylemek için geldim size. Allah razı olsun inşallah. İnşallah Adapazarı'nda müşerreflendireceksiniz. Orada da sizi görmek istiyoruz. Yani bir sohbetinizde şeyinizde oraya bir takvim belirlerseniz çok iyi olur. Kaç kişi toplanacaksınız? Bir kişi. Ben. Bir tek sen mi geleceksin? Evet. İnşallah. Yani ustam inşallah gelin görürsün. Bir tek görürsün. Sen sıkıntı yok. Gelin görürsünüz. Hep diyoruz ustam. Görürsün. İnşallah. İnşallah. Allah kısmet etsin inşallah. Allah kısmet. İnşallah. Cemil de sağdan soldan dolaşıyor, yeri tuttuk işte bekleriz filan fişman diyor ince ince de senin kadar böyle direkt diyemiyor. Dedim yoksa dedim böyle bir antlaşma mı var arada dedim. Yok hayır. Yok o zaten onu da yapmaz zaten, onu yapacağını tahmin etmiyor. Ama demek ki o böyle bir şey yani her tarafın böyle bir şeyi vardır. Böyle her bölgenin, her beldenin böyle birisi vardır pat tak konuşa. O bütün her şeyi, işin kalbini döker ortaya da sen de döktün. Şuna bakmayın, patavatsızlığını... Yok, bu patavatsızlık olarak yani nitelendirmedim. Bir şeyi böyle... Yok, bir şeyi böyle dolaştırmadan söylemek, pat tak söylemek. Bu patavatsızlık değildir. Öyle değil. Biz sizi bekliyoruz ustam. Dört gün. Tamam. Yani arkadan da böyle, orada çalışırken... Arkadan gelmiyor mu diye hissediyoruz. Mü'minde vardır o göz zaten. Tam mü'minde, gerçekten mü'minlerin arkasında da gözü vardır gerçek olarak.
Hak yedi görür yani. Bakmayın şimdi arabalarda çıktısa arka sensörler. Normalde yani şey yok. Görür yani mümin arkasını. Rabbim size tuttuğunuz yeri göstermedi. Belki görmüşsünüz. Orayı size göstermedi Sayın Üstadım. Oraya bir çift dahi Cenab-ı Allah nasip etmedi bize. Çakmaya nasip etmiyor. Allah rızası için bir tahta yaptıracağız. Bütün marangozları dolanıyoruz adam bize tahta vermiyor parayla. Ya şuraya bir tahta çakacağız diyor, kapak yapacağız. Yok diyor kardeşim o kadar diyor. Yok komplasını alman lazım. Ver kardeşim diyor. Ondan sonra yok o da olmaz. Vermedi diyor. Bir çivi çakamadı. Üstadım. Yani Mevla orayı bize nasip etmedi. Belki sıkıntı, belki bazı şeylerden dolayı. Belki de siz istemediniz. Biraz çıkışlar biraz zordu. Kapaklı yerdi orası. Biz sizi görüyorduk orada nasıl çıkacağınızı, nasıl geleceğinizi hep üzülüyorduk. Üstadım buradan nasıl çıkacak diye. Allah bize müsaade etmedi orayı. Ama şimdi tuttuğumuz yer inşallah Rabbim bir günde her şeyi hallettirdi bize. Bir günde. Yani öyle bir şeyle geçti ki olay. Halısı geldi. Halıyı aldık. Üstadım. Halıyı serdiremiyoruz. Halı İstanbul'dan gelmiyor fabrikada. Oraya, yani oraya vermiştik o işleri. Rabbim nasip etmedi. Burayı nasip etti. İnşallah sizler nasip etti. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Evet, başka sorusu olan. Gözün aydın dayı. Allah razı olsun. Kimin eli kalkmıştı? O beyitte geçiyor ya sen. Hakikatte cismi olmayanlara mı haset edersin? Evet. Allah'ın varlıkları yine Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden ona cevap vereceksek Allah'ın velileri yeryüzünde Allah'ın gölgesi gibidirler. Öyle olunca onların hakikatte, gerçekte aslında cisimleri yoktur. Gölge hükmündedirler. O yüzden gölge hükmünde olanlara haset edenin bu noktada kalbi mühürlenir, kulağı mühürlenir ve onun burnu kopar. Çünkü onlar Allah'ın yeryüzündeki gölgesi hükmündedir. Hakikatte cismi olmayan, yani onlar cisimlerini Allah'a, kendi varlıklarını Allah'a onlar teslim etmişlerdir. Hani onlar Allah'a kendilerini satmışlardı. Allah'a kendilerini sattıkları için onların bütün varlıkları Allah yolunda harcanmıştır. Onlar normalde varlıklarını Allah yolunda harcadıkları için gerçekte varlıkları yoktur. Güzel yerden yakalamışım. Es geçtiydik oraya ama. Demek ki Allah da yakalatacak. O yüzden normalde bir velinin bu manada gerçekten kendi varlığı yoktur. Velinin kendi varlığının olmaması, kendi cisminin olmaması her şeyini Allah'ın yoluna harcadığından ve Allah yolunda olduğundan dolayıdır. Onun o kendi varlığının olmaması, cismen yok olması demek o bütün kendi üzerindeki fiil ve sıfatlarının Allah'ın fiil ve sıfatlarını benzeştirdiği için kendisinin fiil ve sıfatı yok hükmündedir. O yüzden kendi fiil ve sıfatı yok hükmünde olan bir kimseye haset etmek demek aslında gerçekten varlığı olmayan ama hakikatte Allah'ın varlığıyla var olan kimseye haset etmektir ki o yüzden hasedin en zirve noktasıdır ki o kimseyi kör ve sağır eder. O yüzden Cenab-ı Hak velilerini kendine açılmış savaş gibi gördü. Çünkü kendi gölgesiydi. Kendi gölgesi olduğundan dolayı kim onlara savaş açtıysa gerçekte diyor bakın. Allah'ın velilerine savaş açanlar gerçekte Allah'a savaş açmışlardır. O zaman Allah'ın velisini otomatikman orta yerden kaldırdı, kendisini koydu oraya. Kendisini koyunca dedi ki siz görünene bakıyorsunuz ama o görünen o değil. Sizin gördüğünüz o değil. O gerçekte benim sıfatlarımın tecelli ediyor. Ona savaş açmak
bana savaş açmak gibidir dedi. Ne dedi? Gerçekte bana savaş açmışlardır. Gerçekte. O zaman velilere savaş açan kimse gerçekte Allah'a savaş açmıştır. Allah'a düşman olduğundan veliye düşmandır. Allah'a haset ettiğinden veliye haset eder. Veliye hasedi Allah'adır. Veliye düşmanı da Allah'adır. Allah'a düşman olan da veliye düşmandır. Burada Cenab-ı Hak velinin bütün sıfatlarını ve bütün gayretini, bütün her şeyini kendi üzerine aldı. O yüzden kendi üzerine aldığından dolayı Allah velisinin üzerinde kıskanç oldu, gayret sahibi. O yüzden bir kimse Hazreti Mevlana'nın meslemesinde gerçekte cesedi olmayan kimseye haset etmek, Allah'a haset etmektir. Hasislenmektir ki. Çünkü velinin üzerinde tecelli eden rahmaniyet komple Allah'ındır. Velinin kendisinden değildir. Veli de kendinden görmez zaten. İnce sır. O yüzden Allah'ın dostlarına hasislenenler gözleri mühür, gözleri kör edilip mühürlenip kulakları mühürlenenlerdir. Onlar göremezler, duyamazlar, hissedemezler. Sıkıntılı bir durum. Mesela şimdi efendim diyoruz ya Allah'ın diyoruz mesela Allah'ın veli kulu vardır var diyoruz. Merak edip de sordukları zaman ama diyorlar ki onlar eskide kaldı. Onlar artık yoktur. İşte Abdülkadir Geylani'lerde efendim Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi gibi anlattığımız zaman nesli onların yoktur diyor. Onlar o zaman da kaldı. O devir yani o devir bu devir değil artık diyorlar. Peki nasıl izahatta bulunacağız? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da aynı şeyler söyleniyordu. Bu değişmeyen kaide. Yani Musa Aleyhisselam zamanında da söyleniyordu. Bu zamanda peygamber gelmez deniliyordu. Musa Aleyhisselam zuhur ettiğinde de Firavun'un etrafındaki kendince din adamları diyordu ki yani bir peygamber gelmeyecek diyordu. Bu değişmiyor bir şey. Yani bu zamanda da o zamanda da aynıydı. Değişen bir şey yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da değişen bir şey yoktu. Geylani Hazretleri'ne de aynı şeyleri söylüyorlardı. Ahmet el-Rufa Hazretleri'ne de aynı şeyleri söylüyorlardı. Medine-i Münevvere'ye gittiklerinde hiç kimse onu veli sınıfından görmedi. Hiç kimse onu Seyyid Şerif sınıfından görmedi. Kale bile almadılar. Hatta dediler ki sen burada ne oturuyorsun sen? Kimsin de burada Seyyidlerin oturduğu kaldığı yerlerde kalıyorsun. Çık buradan dediler. Çıktılar attılar mı dışarı? Tabiri caizse kulağından tutup fırlatıp attılar. Çok gücüne gitti. Çok alındı böyle kendince. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri huzur şerifine vardı. Dedi ki bu fakir ceddinin elini öpmek ister dedi. O da uzattı elini içeriden kabristandan. Öp ya veli dedi. Her veli dedi. Herkes duydu. O zaman o kerameti görünce onlar onun seyitliğine inandılar, veliliğine inandılar. İnanmadılar yoksa. Bu yeni değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin peygamberliğine inanmadılar. Velilerin de veliliklerine inanmadılar. İnanmıyorlardı zaten. Normal. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Zeyd'in eşiyle evlenmesi yani evlatlık olan Zeyd'in eşiyle evlenmesi Zeynep annemizle evlenmesi. Evlatlık müessesesi yok çünkü. Önceden de yoktu. Ondan sonra aslında o zamanlar kendilerince öyle bir kendi kendilerine evlatlık ediyorlardı. İslam'da da evlatlık müessesesi yok.
İslam'da evlat edinme müessesesi yok. Çocuk nerede doğduysa annesi olur. Çocuğun annesi bir tanedir, iki tane değildir. Çocuğun babası da bir tanedir, iki tane çocuğun babası olmaz. Burada normalde o cahiliye döneminde kalan bir adeti Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerinden cahilane adetlerini kaldırdı. İslam'da mesela süt annelik var mesela. O evlatlık değil. Ona bizatihi süt emziriyor kimse. Süt emzirince onun süt annesi oluyor. Ancak süt evladı olursa onun nikahını alamaz. Yoksa başka türlü. Mesela İslam'da bir kan bağından evlat vardır. Bir de süt bağından evlenilmesi yani haram olanlar vardır. Kan bağından helal, haram olanlar bellidir. Ardından bir de süt bağından haram olanlar bellidir. Bunun haricinde herkes herkesi nikahlayabilir. Bunu oturtturdu Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerinde. Çünkü Hazreti Peygamber'in üzerinde ne kadar o dönem içerisinde müşrik adet geleneği varsa hepsini de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin üzerinde yıktı Cenab-ı Hak. Ona yaptırdı her şeyi önce. Bunun gibi. Hatta yani radikal bir eylem olması da bu sebepten. Bu sebepten. Radikal çünkü. Hem de çok radikal. Daha rahat anlaşılır. Tabii bütün adetleri yıkan, bu noktada bütün gelenekleri yıkan radikal eylemler vardır. O yüzden mesela bazen solcu arkadaşlarla ben konuşurum derler ki onlar bana mesela Hazreti Peygamber büyük devrimci derler. Ben de derim ki evet en büyük devrimci o da derler. O bu noktada normalde enteresan bir şeydir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri halkın inanışına göre hareket etmiyor. Halkın inanışlarının neticesinde kurulmuş olan bir sisteme de riayet ediyor. Bizler hepimiz de gerçek iman ehli değiliz bu manada. Ben kendimi de koyuyorum onun içerisine. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öyle bir iman profili koydu ki o profille çevresinde her ne kadar imanın dışında ne var ise hepsini de reddetti. Ne dedi geldi müşrikler dediler ki bir istersen gel devleti sana verelim dediler. O reddetti. Gel hazineyi sana verelim. Reddetti. İstediğin kadını al. Reddetti. Bizim başımız o. Reddetti. İstedikleri bir tek bir şeydi. Şu dininden vazgeç. Bu müthiş bir radikal eylem. Yani aslında biz buraya baktığımızda, burası şimdi enteresan gelebilir size. Bir İslami cemaatin, tarikatın, partinin gidip de bir devleti böyle hükümet kurması düşünülemez. Buradan hareket ederekten bir kimse böyle bir iştahat edebilir. Müslümanlar kendi hukuklarını koymadıkları müddetçe hiçbir yönetime gelmeyecekler. Örnek. İştahattır bu. Niçin? Yani hukuk senin değil ki. Sen kendi hukukunu da koyamıyorsun. Kendi hukukunu koyamayınca sen kendi tarzını, tavrını, kendi sistemini de tutturamıyorsun. Bu sefer altı şişhane üstü tophane olur. Bir tarafı kafir, bir tarafı mümin. Böyle bir şey yok. Bir taraf dinsiz, böyle taraf dinli. Ben dinliyim, sistem dinsiz. Nasıl olacak? Mümkün değil. Benim dinim var, sistemin yok. Ben dinsiz bir sistemi yöneteceğim diye uğraşacağım. Nereye kadar başarılı olurum? Konuşulmayan şeyler bunlar. Türkiye'de konuşulması yasak olan şeyler daha doğrusu. Bunlar yasak Türkiye'de konuşulmak. Devletin düzenini, sistemini değiştirmekten küldürtek içerdesin. Sorgu Allah sorgu, sorgu Allah sorgu. Bilmezsiniz siz o yolları. Bitmez 3 saat, 4 saat oturursun orada. O anlattırır sana boyuna, sana sorar. Bir de böyle koyar kamerayı. Oradan kameraya da koyduğunda farkında dahi olmazsın bazen. Çay içiyormuş gibi yapar, konuşturur seni. Ondan sonra fezleke gelir arkandan. Böyle. Canacağız.
O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin üzerinde yıkıldı her şey. Mesela örnek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'yi fethetti. İlk kaldırdığın faiz de amcam Abbas'ın faizleridir. Yıkıldı ortalık. Önce Abbas yıkıldı. Bak önce Abbas yıkıldı. Geldi dedi, kardeşim oğlu, ben ne yapacağım, hani paramı almayayım mı şimdi onlardan? Dedi ki faizler hariç paranı al, faizler hariç. Önce o yıkıldı. Bak ne öyle bir şey ki, yani o ilk önce onun üzerine, kendi etrafının üzerinde bunu yoruluyor. Oysa o zamana kadar Hazreti Abbas'ın işi para satmaktı Mekke'de. Ve Hazreti Abbas oradan para kazandığı için hicret etmeye gönlü yetmiyordu bir türlü. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri siyaseten ondan hep bilgi aldığı için onu da orada tutuyordu. Ve Hazreti Abbas'a da herkes borçlu olduğu için Hazreti Abbas'a da söz söyleyemiyorlardı. Yani Hazreti Abbas'a söz söyleseler getirin paralarını, benim paralarımı diyecek. İflas edecek, sistem çökecek. Müşrikler, müşrikleri vuran, kafirleri vuran en önemli silah paradır. Örnek. Buradan da bu ölçü çıkar. Ama Mekke fethedilince ilk kaldırdığım faiz Hazreti amcamın Abbas'ın faizdir dedi. Çöktü Hazreti Abbas. Kolay değil. Hazreti Abbas Efendimiz'in böyle bir dünyaya karşı Allah affetsin meyli var biraz, böyle hadislerden o kokuyu alıyorsun. Mesela geliyor ya birisi, bir tanımadık birisi geliyor. Buranın emiri kim diyor. Herkes Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni gösteriyor. Hazreti Abbas Efendimiz de içinden düşünürmüş. Ayet-i Kerime geliyor ya, sen yetindin, seni biz bakmadık mı? Sen fakirdin, biz seni zengin etmedik mi diye Ayet-i Kerime gelince diyormuş ki Hazreti Abbas, ya benim yeğenimin nesi var ki diyormuş abi. Ne zenginliği? Tabi o öyle düşünürken o ayet-i kerimenin neticesine geliyor birisi, tanımadık birisi. Buranın emiri kim? Hatta diyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz gösteriyor. O diyorlar. Diyor ki ona hediyeler getirdik. Bunları teslim alsın diyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç itiraz etmeden kalkıyor. Hazreti Abbas Efendimiz dayanamıyor. Diyor ki ey yeğenim, eğer gelen şey diyor ağır bir şeyse ben sana kaldırırım, getiririm. Eğer çekilecek bir şeyse çekerim. Taşınacak bir şeyse taşırım. Ben de senin yanında geleyim. Olur diyor o da. Gidiyorlar bir Medine'nin dışında bir vadiye. İşte develer dolu. Hazreti Abbas dayanamıyor. O gelen kimse diyor ki bunların hepsi de bunun mu? Evet diyor. Dönüyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey kardeşim oğlu, bunların hepsi de senin mi? Evet diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Dayanamıyor. Bir daha soruyor. Bunların hepsi de senin mi diyor tekrar. O münadi de, yani gelen de diyor ki işte bilmem kaç katı deve, bilmem ne yükü var. İşte yakut, bilmem kaç deve, zebercet, bilmem kaç deve, işte şu madenler. Böyle develerin ucu bucağı görünmüyor. Her seferinde soruyor Hazreti Peygamber Efendimiz'e. Bunlar senin mi kardeşimin oğlu? Evet. Bunlar senin mi kardeşim oğlu? Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dönüyor ona. Ey amca diyor. Gel sana bir sarılayım. Sarılınca sıkıyor onu Hazreti Peygamber Efendimiz. Hazreti Abbas diyor ki ağzından siyah bir kuşun çıkıp uçtuğunu gördü. O zaman diyor Hazreti Abbas'a, ey amca, dünya cifedir. Bakın dünya cife hadisinin tecelliyatı bu. Geldiği nokta bu. Buradan Hazreti Mevlana diyor ki dünya diyor bize sevmek olarak kötülendi. Dünya kötü değil diyor. Bu hadis-i şerifin tecelliyatı bu çünkü. Dünya sevgisi cifedir. O yüzden normalde Hazreti Abbas Efendimiz'in böyle dünyaya karşı biraz
meyli varmış. Buyurun. Etkiler. Bundan korunmanın yolu hasetçinin yüzüne toprak atmak. Şimdi toprakta yaşamıyoruz. Buradan şu, yani haset eden kimseye de mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var. Çünkü haset eden kimse cahilin cahilidir. Bunlardan uzak durmak, bunlarla yakın irtibatta bulunmamak, bunları mümkünse tebliğ etmek. Tebliğden nasibi alınacak noktadaysa o kimselerden uzak durmakta fayda vardır. Bu tip kimselerle karşılaşıldığında ayet-ül kürsü okumakta, kelime-i tevhid getirmekte fayda vardır. İnşallah. Cife necis demek. Veya bir şeyin, mesela madenin cürufu. Bir madeni kaynatırsanız üzerine cürufu çıkar ya, bu cürufu, cife. İnsan elinde olmadan evlatlık olduğu zaman, mesela onun anne diye gördüğü veya anne diye baktığı kişi babası öldüğü zaman, yani babalığı öldüğü zaman ona zekat vermek mi veya da ona bakmak zorunda mı? Evlatlık diye bir şey yok ki ya. İşte olmuş yani, mesela benim mesela babam anne amcama, yani babamın amcasına evlatlık vermiş. Çocuklar olmamış, evlatlık olarak olmuş. Ben onun yanında büyümüşüm, onun yanında büyüm, yani o beni büyütmüş, evlendirmiş veya da işte ondan sonra kendisi ölmüş. Bir vefa olarak ona normalde bu noktada onunla... Zekat noktasına mı geçiyor yoksa yani bunu bakmakta mükellef midir? Yok. Zekat olarak geçiyor. Mükellef değil çünkü. Ama babasının amcası mı? Evet, babasının. Bir kimse babasının amcasına bakar. Bakar değil mi? Babasının amcası ölmüş ve bakmış ve hanımı kalmış. Ona da bakabilir, sıkıntı yok. Ona zekat düşebilir. Bak, ona zekat düşer. Zekat düşer ona. Ama normalde babasının amcası, zekat düşer. Sıkıntı yok. Bir insanın babasına, annesine, babasının babasına, bunlara bakmakla mükellef erkek çocuk. Onlara zekat veremez. Annesinin annesine zekat veremez, örneğin. El Fatiha Masal.